Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam o. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Yaşım. Hoş geldin. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş geldin. Ya, çok heyecanlıyım bugün. Ne yapıyorsun sen? İki haftadır yoktun. Manita mı? Olsun. Hayır. Her işte hayır var. Güzel şeyler bunlara. Genç kızlarımız. Var mı? Hoca geldi mi? Tabii ki buradayım. Oo, hayır. Nasılsınız hocam? Bugün şeyim, çok büyük, böyle bir hayırlısı inşallah. Evet, sanki salona sevgilin gelmiş gibisin. Belki de geldi. Bilemiyoruz şu an. Çıkışta göreceğiz. Hiç sevgilin oldu mu? İki tane. Aynı kişi. Anlamadım. Bir daha söyle. İki evet, tane aynı ben kişi. De anlamadım. Yani aynı saymış. İki defa yani, saymışım. Yani sevgiliyken bir daha mı aynı kıza çıkma teklif ettin? Niye buralarını kurcalıyoruz ki işte? Bir kişi hayır, iki defa. Ben senin öğrenmek istiyorum. İlişkini öğrenmek istiyorum. Sen hani böyle bir zavallı bir çocuksun benim için. Demek kız başka düşündü demek ki. Yani belki de hayır, yüreğime... Ya ne yaptın? Mesela değer... kız ne dedi sana mesela? İlk sana... Şaka yapıyorsun herhalde dedi. Ben sen ne dedin? Ciddiydim yani. Ay, ilk kızı gördüğünde ne dedin? İlk kızı gördüğümde o yaprak ne dedim? İlk kız tarihteki. Ya saçmalama ya. Ne yapıyoruz? Bunlar hala düşmedi mi? Hayır ya? Hayır. Senin aşık oldum. Ya bir şey söyleyeceğim başlamadan önce. Ona söyler misin? Hepsinin paralarını tam ödüyorum ama az az çalıyorlar. Serkan tel için kredi aldı. Her hafta tek tek alıyor telleri. O yüzden sezon sonunda değil mi tam bir şey çalacağız? Evet. Tamam. Arkadaşım mesela sen ilk birinden hoşlandığında... sana ne olmuş olabilir mesela? Onu çok merak ediyorum. Böyle içim kımıl kımıl oldu. Ha mesela beni gördün, hoşlandın. İçin olsun bakalım. Nasıl bir fantazi bu ya? Ben bile içinden çıkamadım bunu. Hayır hayır, beni değil mesela. Bir kızı gördün. Gör kızı. Ya ben de öyle hayal ettim zaten canım. Gör kızı. O ilk aşık olduğun kızı gör. Gör şimdi. İçinin kımıldığını bize fark et, hissettir. Ben o tarz bir erkek değilim. Dışa vurmam öyle şeyleri. Yani onu içimde yaşarım ben. Ya biz mesela seni, aa bizim salak aşık oldu dedirtecek bir hareket yap mesela. İşte yapmam. Gördün kızı diye. Mesela kız seni gördü. Şimdi sıkıntı o zaten. İnsan aşık olduğu zaman o sersemliğini dışa vurmaktan kaçınıyor. O yüzden her şey karışıyor. Halbuki rahat olsan sıkıntı çözülecek. Hep böyle başka biri oluyorsun ya aşık olunca. Öyle mi? No, yeni mi öğrendin bunları? Ha ben normal aynıyım yani. Tipik Türk erkeği hastalığıdır bu yani. Oğlum çok tatlı kızdan geliyor. Aa ne haber? Bak buradaki hıyara bak, buraya dönen hıyara bak.
Tipik böyleyiz biz işte. Sen de aynı öyle misin? Hepimiz böyleyiz yani. Ha. Bir saklıyoruz, bir başka biri olmaya çalışıyoruz. Halbuki bırak, o yüzden ben çıplak geziyorum hep. Tamam. Yani ileriye dönük soru olmasın. Bu. Bu. Ne? Niye olayın sonunu pisliğe getiriyorsun? Olayın sonu o ama. Arkadaşım. Evet, bak. Seyirci. Yapraktan nereye? Seyirci. Bak böyle başlayan gecelerin sonu hiç iyi bitmedi. Bunun gazına gelmeyin. Çıkayım mı ben? Çıkma. Çağır müzisyeni. Huzurlarınızda Melik. Heyecanlı mısın? Hayır. Bant yayın değil mi ya? Niye heyecanlanayım? Arkadaşım bu mesleği... Salak işte, anlamamış olayı da. Bu mesleği yaparken heyecanlanmayan adam olur mu? Olur. 3,5 atıyor olman Hayır, lazım. Hayır, yani bu mesleği yaparken heyecanlanmayan adam olur. Ama bu mesleği yaparken heyecanlanmayan adam olmaz. Anladın? Oraya bıraktım ben. Çıkayım ben. Benim anlamayıp herkesin anladığı ne olabilir? Çok normal bir ediyorum. Şey işte. İşte normal o. Hepimiz alayımızı anladık. Hazır hissediyorum. Başlıyorum. Gel. Şimdi talk show'a başlıyoruz. Başlıyoruz. Ve çok heyecanlısın. Kollar geri geri gidip gidip geliyor. O kadar ya. İşte tamam. Evet. Çocuk var mı aramızda? Yok değil mi? Varsa yanda. Bugün bir kafa gidik benim. Ama kollar dirsekten geri gidip gidip geliyor. Evet işte Musti, bu. Eski Musti. Çizgi film. Musti mi? Hava tükürüğümü havada yakalamaya çalıştım. Bu yüzden söyledim çevik. Anladın mı? Havada yakalarım. Ben geç biraz, şuraya. Biraz şuraya bayılabilir miyim galiba? Talk show yapıyorsun sen. Evet. Gülme seyirci şuna. Siz gaz vermeyin lütfen şuna. İstirham ediyorum ya. Biraz ciddi olalım ya. Evet. Kollar geri geri gidip geliyor. Şimdi bir kayıt dirsekten gidiyor. Evet bu işte. Bu. Hazır hissediyorum. Şimdi konuğun gelecek. Geldi. Konuk çağıracağım ve sen gene tanımıyor olacaksın salak. Ne yapacağız biliyor musun? Konuğun geldiğinde evinde gibi hissettim. Ortaokulda mesela tam böyle ergenliğe geçerken ki birbirini görünce ayı ayı şakalar yaparsın ya. O tarz karşılar. Yok, İstanbul'da öyle şeyler yapmıyoruz hiç. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapacaksın. Bu hale getirdin İstanbul'da. Sarılacaksın falan. Güreşeceksin tamam mı? Hemen yere yatır falan. Evet. Evet. 3, 2, 1. Git konuğunu anons et. Ve konuğum çok önemli birisi geliyor falan anons et. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. 3, 2, 1. Buyurun. Hayır. Talk show'u başlat sonra konuğunu çağır. Ben konuğumu getiriyorum. Ben kendim getiriyorum. Evet. Şu... Niye? Biri yok mu? 600 kişi çalışıyor arkada. Niye her haltı sana ben yapıyorum? Sana ne? Kimsenin çalıştığı yok. Bana ne? Sana klarnet. O da oboaya geçsin. Evet. Perküsyonda... Şu arkandakine de söyle işini yapsın. Yeter artık. Ona de. Özür diliyorum. Pardon. Söyle şuna işini yapsın. Lütfen işini yap. Şuraya beton dök. Huzurlarınızda konuğumu getiriyorum. Ben çıkayım bir. Nerede bu? Ah! İşte! Lütfen. Öyle değil. Öyle değil. İkinizi de biliyorum ben. Evet. Lütfen ruhunuzu. Böyle kibarlaşmanıza evet. Gerek yok. Sen bir ergenin evine başka bir ergen gelmiş de onunla... ...karşılaşıyormuşsun yapacaksın. Bir mesela... tek ergen var, onun evine gitmem. Güvenlik kamerasından bakıyorlar hep. Arkadaşım yapma ya. Nasıl bugün lan bugün? Evet, şimdi İlker gelmiş sana, sen onu öyle karşıla. İlker çok... rica etsem tekrar merdivenin oradan gelirse arkadaşım. Evet, ergen... Ben çok zamandır görüşmemişiz. Evet, ergenle güreşiyorsun falan böyle paçasından kaldırıyorsun yok, bir şeyler. Şeyler. Yok, evet. Yok ya. 3, 2, 1. Ben ne diyorsam o. Yok ya, o mor vitaminler var ya onlardan alıyor. 3... 2, 1, başla. İlker. Vay. Ay. Kardeşim benim ne yaptın? Ne yaptın? Daha kaba... Ne oldu? Yok bir şey. Daha kaba hareketler yapın birbirinize. Ne yapacağız Allah Allah? Biz... Ya ben de istemiyorum. Arkadaşım el kol şakaları, hareketler falan. Ha? Öyle görmek istiyor seyirci sizi. El kol şakası yapılmaz ki bizde ya. Yapılır. Yani... Evet 3, 2, 1 tekrar geliyor. Ya müzisyen o... mal bakma bir şey çal. Ne seyrediyorsun oyunu? Daha önce görmedin mi tiyatro? Dön önüne. Hayır biz de ya, bizde öyle şakalar olmaz. Bizde ne yapıyorsun? Kutu yahu ben falan, bir konseptin içine sokmaya çalışıyorum seni. 3, 2, 1. Buyurun. Evet.
Fay! Vay! Ya sen de... Ya neredesin? Kaba kaba, kaba kaba! Ha? Neredesin? Ağzını... Ama işte biz Türk erkekler öyle kaba hareket de şey yapmayız. Biz ne yapıyoruz? Çat çat. Arkadaşım, sıkın. Klasik talk show'ların dışına çıkmaya çalışıyoruz. Orada herkes böyle kibar kibar birbirini ağırlamaya çalışıyor. Onun dışına çıkıyoruz. Klasik tamam, talk show'un dışına çık, konuğunu tamam, ağırlamaya başla. Ağırladım işte. Başla. Tamam, deminki kısmı geçtik. Onu tamam, başla. Tamam. Ne yaptın sen? Neredesin ya? İyi, ne yapayım ya? Yani o, benim sana verdiğim o DVD'leri hala geri ver. Arkadaşım! He? Ne oldu ya? İşte biz samimi arkadaşız. Ben... Sapık! Ya Allah Allah! Ben DVD'leri geri vermedin dedim. İçindekiyle ilgili sıkıntı sizde. Ben bir şey demedim ki. Belki Temel Britannica DVD'ye yükletmiştim ben. Belgesel. Ne belgeseli olabilir İlker bunun DVD'sinin içinde sence? Hiç hoş değil. Bu bize yakışmadı. Sapık! Lütfen. Hadi başlat! Lütfen. Gel Allah aşkına yorulma. Nasılsın? Ne yaptın? İyiyim, ne yapayım abi? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Eyvallah, bunu soracaktım. O zaman kaçalım. Trafiğe de kalmayalım ha? Bence yeterli olur yani. Klasik talk show'ların dışına çıkmaz. Allah aşkına çık, gel ya. Orası çok şey oluyor. Ne yapıyor, nasıl gidiyor? İyi. Çocuklar nasıl? Çocuklar? İyi, büyüyorlar. Ellerinden öperler. Neydi isimde? Şey vardı, ip vardı. Ferit'le Ömer. Uy maşallah, adıyla yaşasınlar inşallah. İnşallah. Şeyi soracağım, şimdi laf lafı açıyor. DVD'ler ne oldu oğlum benim? Arkadaşım! Ne ama ben bu soruyu... Benim de o DVD'ye... Ben de belki ödünç aldım. Özeline girme. Zaten iki çizikle verdim. Neyi çizik verdin? He yani. Çizik. Hazır hissediyoruz şu an biz. Evet. Tamam. Klasik talk show'ların dışında hareketler. Evet, başla. Yani nasıl klasik dediğin? Bilsem ben yaparım. Sen yapacaksın. Sahnedeki adam sensin. Evet, ben şimdi çocukcağızı sık boğaz etmek istemiyorum. Yarışmalar nasıl gidiyor? Güzel, çok güzel gidiyor. Kaç kişi boşandı? Çünkü ben görüyorum oraya prenses girip gerçekten değil mi? Evet, çok yakışkan evet. Kadınlar var. Çok fena. Kocasını arabaya vuran efendim. Çok fena. Manifoldla değil mi? Kocasını işkence eden birkaç kişi çok gördüm. Fena. En gıcık da o bardağı en sonuna düşürmeden durdurma. Bardaklar özel mi? Bildiğin bardak mı? Yok, bildiğin bardak onlar. Niye bildiğimiz gibi atmıyorlar peki? Yani onu... Heyecandan dolayı, heyecanlandıkları için öyle şey yapıyorlar. Kaçıncı sezon oldu? Yani genel olarak şeylerde? 5 sene. Allah'a mı? Evet, 5 senedir yarışma yapıyorum. KDV, stopaj, tamam. tamam artık ya. O zaman o Fiji olayını gerçekleştiriyoruz beraber planladığımız. Fiji olayı? Kestik, Fiji ne? Fiji çektik geçen, böyle ısındı. Pis bir şey değilse devam et muhabbete. Fiji bir ada. Ha. Birazcık harataya bakarsak. Tamam böyle... Fiji ada olabilir de Fiji'nin özelliği ne? Tatil beldesi. Ha, başka bir sıkıntı yok. Ve inanılmaz korsan DVD. Arkadaşım. Bak mesela yerli Fijili yapayım sana. Evet, bu kadar. Sorularım bu. Kalkıyorum ben. USB. Hayır. DVD'den bir anda konuşalım. Ayağa kalk. Bir anda ayağa kalk. Nerede DVD'm? Hayır ya, şu DVD muhabbetini bırak. Evet, USB. Bir anda ayağa kalk. USB, tamam. Ve gerilim müziğiyle beraber bir şey sor. Evet. 3, 2, 1, kalk. Televizyon bazı şeyleri mesela yapmana izin vermiyor falan gibi zamanlar oluyor. Eskiden hani tiyatrolar oynardı, Anadolu'da da hep sivil polis dururdu. Çaktırmadan evet. Kaydederdi güvenlik için, oyunda sakıncalı bir şey var mı diye. Hep kanaldan biri var burada. Acaba... Vallahi ben çok memnunum, çok iyi. İletişimimiz çok iyi. Mehmet, şeyi konuşuyoruz. Bu bardaklar hep eksik geliyor. Ama çok memnunum. Gerçekten iletişimimiz çok iyi. Hadi bir şey oynayak ya. Ben arkadaşım. İlker... Ya İlker benim 20 senelik arkadaşım soru ya. Soru sor adama. Bir şey oynayak mı? Oynayalım. Ne oynamak istiyorsun? Uzak Doğu'dan tırla DVD getiriyoruz. Arkadaşım bak. Arabanın lastiği patlıyor, DVD takıyoruz. Arkadaşım, diye. Yayınlamamayı göze alırım. Bir gün sana o DVD'yi oynatırım burada. Anladın mı? Başım umarım o gün ben konuk olmam diye. Al. Bizim nesil. Dur seni bir İlker'e dövdüreyim. İlker bayağı spor yaptı. Enişte bayağı... biz aynı jenerasyonuz. Biz birbirimize yamuk olsun, yapmayız. Olsun sahne gereği dövebilir seni. Prodüksiyon getir bir tane bebek arabası vardı kapıda onu getirin hemen. Çabuk getir. Bebek arabasını getir. Hay Allah. Puset mi? Puset evet. Bebek arabası çünkü bebeklerin oynayacağı arabadır. Ona puset denir. Ay çok bilmiş. Evet arkadaşım al bunu. Koy çocuğunu, sarp gel. Sarp mı çocuğu? Ya 30 yaşında o ya. Sarp gel, 4 yaşında. Geç mi doğmuş? 4 yaşında. Ay tipe bak ya. Ya bu ne ya? Sarp, sana bebek ol demedim mi? Efendim? Bebek ol dedim ben sana. Anca bu kadar işte. Bayağı yarım akıllı adam olmuşsun sen. Her zamanki gibi. Sultanahmet'e mi gittin? Kuşlara denk gelmişsin hep.
Sarp, otur şeye, pusete. Nasıl otursun bu tel maşa bir şey? Oo, yenge merhaba. Tolga Bey, çok acaba üzülüyorum. Size mendil versem de beni... Oo, şey yapmasanız. Ha, sen kaçacaksın mı? Rahatsız İşin mi var? İçerideyim. Tamam ben. Şekerim, ne demek? Bu hafta iyi ödeme yapmadılar çünkü. İstersen çabuk söyle, seyirci var çünkü. Suzan bir dursana, dur bir dur. Efendim? Bak burada 800 tane seyirci var. Ödeme almamış olsan da yapıp sonra konuşsak ödemeyi. Olmaz, artık başka türlü anlamadım. Göçmen kapağı. Şunu Arnavutluk'tan biri transfer etse de kurtulsak. Evet, hazır. Evet arkadaşım. Bunu geri alayım mı? Buna ihtiyaç var mı? Bu dursun al mu? Geri, al, al geri, al geri. Sarp, binsene şey arabaya. Anca bu kadar. Çok güzel yapmadım ya. Sok kendini arabanın içine, bin şu arabaya. Anca tek yanak. Ulan binsene şu arabaya tamamen. Ayaklarını şeye koy. Bu taşır mı oğlum seni? Bu bayağı tel maşa. Bu 3 yaşında çocuğa kadar taşır. Bu inşallah... Sarp, onu ağzına sok. Hangi... Taşımak zorunda kalmazsın. Hangisini dedi? Puseti değil herhalde gerizekalı. Şimdi bir dakika, o zaman Sarp buradan inelim de aşağı. Ya da çıksa mıydık? Otur, otur lan. Ayağını koysana ayak koyma yerine. Heh, ötekini de koy. İyi misin? Ay. Şort büyük değil değil mi Sarp'cığım? Ilgaz bir koli bandı var mı? Şimdi kimsenin de muhayyelesine eziyet olmasın. Hayal etmek başka... Hazır hissediyorum. Neyse dur. Serp şunları ben... Arkadaşım bir aman şey olmaz. Be. Montajda atarsın. Evet ben montaj... Buradakiler nasıl uyuyacak? Bak evet. Şimdi burada laptopla şey yapıyorum. Laptopta da onu derim değil mi? O, evet. Tamam. Evet çocuğunla gezdirmeye çıkmışsın çocuğunu. Sosisçiye geliyorsun. Tam sosis alırken hikaye ne biliyor musun İlker? Buyurun. Bu arkadaşın... Hikaye mi bu... var gerçekten? Evet. Senin... Vay. Oğlun olsun Sarp. Tamam. Benim. Evet. Zaten onu ama İlker'in de oğlu. Ha. Berabere mi bitmiş maç? Hayır şöyle İşi olmuş. İşi de DVD'ye geldi. Şöyle abi. Olmuş. Kız İlker'den ayrılmış. Çocuk sana bir yaşında gelmiş. Oğlum sen bana bir yaşında gibi geliyorsun ya. Emin misin beş olduğuna? Hayır, çocuk 4 de. Çocuk sana 1 yaşında gelmiş. Ya ne 4'ü ya? Hadi yavrum, düğünden önce biraz gez. Neyse, evet uzatmayalım. Şey, Sarp'ı gezdiriyorsun. Hadi hazır, geziyoruz, evet. Ben çocuğu erotik şopa... Hayır! Al sahneye bir seyirci, hemen bir seyirci al sahneye. Sahneye bir seyirci al. Sahneye biri gelebilir mi? Şunu itelim. siz kaç yaşındasınız abla? O süper. Ulan üç kağıtçı. Yalan değil. Hoş geldiniz abi. Merhabalar. Sen bunu... kime? Birine bakıp çıkacaksın mı abicim? Yok sizi görmeye çalışıyor da hiç bakma abi. Hoş ver sen. Evet isminiz ne? Fırat. Fırat Bey hoş geldiniz. Evet. Bir tanesi yetmiyordu. İki Fırat oldu. Çok iyi oldu ya. Hocam bu gitmiyor. Arkadaş 77 kilo olduğu için. Arkadaşım bebeğin o senin. Bıdı bıdı yap ona. Bebeğim mi? Evet. Sana ona bıdı bıdı yap. Yurt dışında doğurmuşsun. İsmini de Holstein koymuşum ben. Ya puset kıpıramıyor. Arkadaşım tamam. Onun çocukcağız şeyini, bıktı, sıkıldı. Şeyini hadi. O kapatmışındır sen. Kilidini, mandalını. Ya bir şeyini kapatmadım enişte. Bu gittikçe yamuluyor zaten. Oğlum yamulmuş lan. Şöyleymiş. Şöyle yapalım. O alete bir şey olursa parasını senden keserim. Yok, şimdi bu çocukla biz duruyoruz. Evet. Alışveriş merkezi dönüyor böyle. Sır şu çocuğu. Fırat sür çocuğu. Sen sosisli sandviç satıyorsun. Ne yapıyorsun? Çocuğu sürdük. Hadi o gitmiyor. Hocam gitmiyor. Evet. İlker gel abi. Buyurun. Geliyorsun. Fırat sen sosisli satıyorsun. Bir tane sosisli kalmış. İkiniz aynı anda gelin. Aynı sosisliyi isteyin. Ve tartışmaya başlayın. 3, 2, 1 buyurun. Sosisli sandviç. Alabilir miyim son bir sosisli sandviç? Kaldı. Zaten bende para yok oğlum. Evde arkadaşım. Hikaye bitti. İyi akşamlar. Arkadaşım. ben de. Arkadaşım. Değilim. Canım. İkiniz aynı anda sosisli isteyeceksiniz. Bırakamıyorum. Sonra... Böyle yatacak, yan yatacak. Yatsın bir şey olmaz. Siz tartışmaya başlıyorsunuz. Çocuk tartışmadan korkuyor, ağlamaya başlıyor tamam mı? He. Ağlamaya başlayınca İlker sen çocuğu görüp çocuğun bir yerinden senin çocuğun olduğunu anlıyorsun. Neresinden anlayabilirsin? Neyse. Çiller olmaz. Arada onu düşünür buluruz. Evet tamam. Fırat sosisli olarak gel. 3, 2, 1 gel. Böyle bir oyunculuğu daha önce bir yerde görmedik. Ekmekli mi ekmeksiz mi hocam? Ne diyorsun lan? Frankfurter mi? Sırf sosisli olarak mı gelsin? Hayır sosisçi böyle... olarak gel dedim. Niye lafı değiştiriyorsun?
sosisli olarak geldiniz. Arkadaşım, canım. Bir şey oynayacağım dedin, bir şey oynatmaya çalışıyorum. Uyduruyorsun kafandan. Çok eğilme. Oğlum bir şey yapmıyorum, gıpram eğiliyor bu, gittikçe yamuluyor böyle. Sarp sen ne biçim bebeksin, huysuzlansana arada. Daha ne yapayım? Huysuzlan arada. Şu an kendisi o emniyet kemeri yerine takılı duruyor. Rahat mısın peki? Aa, hiç değilim. Çok sıkıştırıyor şu an. Kim sıkıştırıyor? Pusit. O 3-2-1. Çocuk telaşından konmuş bir isim biliyorsun değil mi? Pusit. Evet. Hazır. Fırat gel. Fırat sen niye geliyorsun? Sosisçi satan sosisçi gördün mü? Sosisçi satan sosisçi. İnsan kaçakçısı ya bayağı. Sen duruyorsun. Sen duruyorsun. İkisi aynı anda gelip... ellerini uzatıp çarpışıyorlar, sonra tartışmaya başlıyorlar. Sen, ben önce geldim, sen yok, önce geldin. Bir şey yapalım ya. Bir şey verseydik sana. Neye verseydik? Bir şey ver... Çocuklar bir şey versenize şuradan. Ben şey sosise gibi. Benzeyen bir şey verme çocuğa. Sosa... Hayır ya, böyle şey gibi. Şunu al abi. Biraz ses yaptım ama montajda atarsınız. Evet, 3-2-1. Sarp söyle. Baba bundan istiyorum diye ağla. Baba bundan istiyorum. O senin göster. Zaten gerizekalı. O senin... Göster! Bundan istiyorum. Lamba, lamba mı istiyorsun? Sana salon mu alayım? Seyircili mi, seyircisi mi? Sarp. Aha. Sarp. Aha. Herkes bana soruyor, Sarp gerçekten gerizekalı mı? Aha. Lütfen beynini kullan oğlum. Oğlum senin sağ bacağın soldan uzun mu lan? İleride duruyor. Kesinlikle benim değil. Sosisçinin. Vallahi oğlum ileride duruyor, baksana. Tamam arkadaşım. Nefis bir şey buldun. Nefis bir şey buldun. Dinozorsun. İlker, bu çocuk senin. Çünkü senin de sağ bacağın sol bacağından uzun olsun. Süper. Biz de akraba biz olalım. Evet, üç, sağ iki... Bacak, sağ bacak mı uzun? Aha. Tamam. Sen hangisini istersen. Tamam. 3-2-1, buyurun. Sandviç. Sandviç mi sosis? Bu tarafını alsana abi, yüzünü kapatma. Yani... Sandviç. 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 Giderek bir Broadway sandviçi oluyor değil mi? Kestik. İlker bir sorsana ne iş yapıyormuş arkadaş? Sandviç satıyorum. Ne diyor? Sandviç satıyormuş. Hayır, normalde gerçeğinde ne iş yapıyor? Normalde... Öğrenci misiniz yoksa çalışıyor musunuz? Bir meslek var mı? Mühendis mi? Mühendis. Ne mühendis abi? Çevre. 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 Niye düşündün o kadar? Hangi çevreden bahsetsin onu düşündü. Yani şimdi bilmediğimiz değil mi? Bilmediğimiz çevre olabilir. Fırat'cığım gel sol tarafa. Sandviççi sandviç satmaz. Tamam. Biraz sandviç... daha uzatırsak arkadaşın kendinden platini olacak. Gittikçe gidiyor, bel veriyor. Arkadaşım siz yapmıyorsunuz. Sen orada dur sandviççi. Dur orada. Evet. Arkadaşım ben 3-2-1 deyince ikiniz birden koşuyorsunuz. Sandviççi elinde kaldırıyorsun sandviçi. Ya manitayla şey yapma Fırat, buraya odaklan. Tamam, bende. Yok, o sizi orada zannediyor. Nerede? Bilmiyorum, neredesiniz? Aa, evet, 3-2... Aa, evet mi? 3-2-1, bar! Bar! Sandviç! Ama hangi çevrenin sandviçi? Ben her çevreninkini yemem. Arkadaşım, Allah belamı versin, güvenlik çağırırım, dövdürürüm seni. Döydürme kısmına şey yaptım. Hazır evet. Hissediyor. Şu an bence hazır hissediyor. 3-2-1 koşuyorsunuz, birbirinizle çarpışıyorsunuz. Sonra sosis, bir sosisli için kavga ediyorsunuz. Yazıklar olsun size. Evet, 3-2-1 koş. Sosisli adam da ya abi sen niye bağırmıyorsun ya? Oğlum ben kıpırdayamıyorum ki buradan. Şu arabayı kıpırdatır mısın? Al. Bu. Sür şunu. Ya. Sarp in aşağı. İn aşağı. Of ya ne oluyor? Sonra bir daha bineceğim çünkü. Bence puset kastım. Göte göre yapılmış. Sür şunu bakalım. Sür. Yani kastım şeydi. Sür şu arabayı. Ilgaz, hoş bunu kaça... Bitcoin'le mi aldınız bunu? Al, al. Kendi etrafında dönüyor. Dairesel çocuklar için bu. Bencil çocuklar için, bak. Aa, bugün yine kendimi gezdim. Al. Gitmiyor. Bu gitmiyor.
Neyse sen oturuyormuş gibi yap. Biz şu sandviç işini halledelim. Yoksa sabaha kadar buradayız. Otur şuraya. Kaldır ayaklarını havaya. Yarın da veli toplantısı var. Kaldır ayakları. Sana demiyorum ben. Ben de niye şu üstüme alıyorum? Sen evet. Ne yapıyorsun ya? 3, 2, 1 Fırat bağır. Sandviç. Hemen sana sandviç alıyorum. Sandviç diye bağırma. İçinde ne olduğunu bilmeden niye koşsunlar? Sandviçin içinde ne varsa ismini söyle. Tamam. 3, 2, 1 İlker aynı yerdesiniz, yan yanasınız. Sen avantajlı olma. Koşuyorsunuz, tam sandviçin önünde çarpışıyorsunuz. Ben niye burada kötü oldu? Eşit mesafede şurada durayım mı? Ha süper, tamam. Arkasında durmak iyi gelmedi. Evet. 3, 2, 1 Bar. Sosisli sandviç. Hemen sosisli alıp geliyorum sana. Koş. Ben onu alabilir miyim? Kaç tane var? Olacak, durmuyor. Ben sandviç almayayım, paramı yeni bir çocuk için saklayayım. Belki çocukçu gelir. Tamam. Sarp, sana idrak eden bir şey var mı? Ha? Tamam, kalk. Neden? Kalk. Şuna adam gibi otur. Enişte oturulmuyor buna. Bu... O, lan oturağı var. Oturağı olan şeye oturulmaz mı? Okan, bundan olmuş. Oğlum ondan oldu da o da bundan oldu. Bu neden oldu, bundan oldu. Adamlara bok atmayalım hemen. Adam yapmış. Koskoca 22 liralık puset. Bu herhalde çocuk sevmeyen aileler için değil mi? Çocuğu koyup katmıyorsun, önümüzdeki kış çıkarıyorsun yani. Tövbe siz de. Sosise koşarken çarpışacaksınız. Aslan oğlum ne içtik be? Aa ben buradan piz yapıyormuşum. Aman be. Hakikaten sen ne içtin ya? Nedir bu enerjin abi? Bir dur. Hadi kaçalım evet, hocam. Şey yapıyoruz. Var. Sosisi değiştiriyorum. Yumurtalı soğanlı sandviç. Ha, süper, tamam. Evet. 3, 2, 1 Fırat, bağır. Yumurtalı soğanlı sandviç. Yavrum, alayım mı sana yumurtalı soğanlı sandviç? Hayır. Fırat abin çok sever. Leş gibi kokar çünkü o. Şimdi onlar geldiğinde sen aniden havaya kaldırıyorsun şeyi, tepsiyi. Çarpışıyorlar, tamam mı? Evet. Evet. 3, 2, 1 Sonra kavgaya tutuşuyorsunuz. Oğlan geliyor, kavgayı ayırmaya ben çok korkuyorum diye gel, tamam mı? Tamam. Evet. Sen, oğlan sensin. Küçük çocuk. Evet. 3, 2, 1 Bağır Fırat. Yumurtalı soğanlı sandviç. Hemen alıp geliyorum sana. Allah. Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Çok affedersiniz. Onu ben rica edebilir miyim? Hayır, rica ederim. Ben sizden daha önce geldim. Mümkün değil beyefendi. Daha önce gelseydiniz çarpışmazdık. Ben sizi görür dururdum. Aynı anda geldiğiniz o zaman çıkar. Ben sizden daha önce gördüm. Şimdi bakalım burası bizim ikimizin aynı anda gelmesini elverişli mi? Soralım. Çevre mühendisi biri var. Değil mi? Yani bu habitata göre bizim birbirimize çarpma habitat. Bu öyle erotik kelimeler kullanıyorum. İlker Kabalaş. Memnun oldum. Ben de Muhittin. İlker Kabalaş. Tanıdın mı yavrum? Ünlü yazar. İlker Kabalaş. Bir anda Kabalaş. Evet. Alo. Mahallenin çocuğusun sen. Sandviç benim. Hadi abi. Hadi. Adam telefonda konuşurken ben sandviç alacağım. Hadi uza. Efendim mümkün. Şimdi bak şöyle yapalım. Ben kendim için değil evladım için istiyorum. Yani bayağıdır yürüdük. Çok yoruldu kendisi ve yumurtaya bayılır. Bu mu evladın? Evlat bu. İlker onu aşağıla, aşağıla onu şey yap. Korkutarak kaçırmaya çalış. Beni mi? Hayır öyle değil. Sen kaba kaba sert sert konuş. Sen hadi birader, alo. Şimdi, ama alo. Şimdi affedersiniz de. Oğlum. Tatsızlığın özüm yok. Sen şimdi buraya gel, sen bu tarafa gel. Sen nereye gel? Ama o yüzden doğru düzgün bina yapılmıyor. Çevre mühendisleri hep korkuyor yani böyle. Fırat şimdi sen efendim, hadi birader, korktun? Hadi. Ne kadar bu sandviç? Şu kadar bir şey işte herhalde değil mi? Ne kadar olur? Arkadaşım şey Sarp ağla. Ben istiyorum onu baba de. Ben istiyorum baba onu. Sus! Yalnız böyle yapacaksınız. İndir elini. Böyle yapacaksanız olmuyor yani. Arkadaşım. Şimdi, benim arkadaşım. İçin olsa, benim için olsa doğru. Anlayacağım. Fakat küçücük bir yavru yani acıktım diyor ya beyefendi. Arkadaşım sen olabildiğince kibar ol. Titreterek sesini konuş. Titreterek İlker sen de bir o kadar sert ol tamam mı? Evet. Evet. Gel. Gel bence konuş. Bence sandviçten çok daha fazlasını alabiliriz. Hazır hissediyoruz. Gel. Kanalı kapatıyoruz galiba bu gece gel. Değil mi? Yok kapatmayalım abi. Benim de işim var bu kanalda. Dur abi gözünü seveyim. Evet. Gel arkadaşım konuş İlker'le. Müzisyen. Ver duygusalı. Beyefendi. Öpeyim mi? Bu müzik beni oraya doğru götürüyor şimdi değil mi? Müzik bir içim. İçim evet, kımcıllandı evet. Yani. Duygusal konuş. Duygusal konuş. Ver duygusalı. Ben duygusalım. Ha pardon ver duygusalı. Sen acıklısın. Siz de istirham ediyorum. Yorma hiç ya. Yorma ya. Tel çünkü... Evet arkadaşım. Acındır kendini. Şimdi beyefendi yalnız çok özür diliyorum da böyle... Ağzın. Ağzın ne kadar güzel. Hayır.
ağzını titreteceksin ya ağzını... konuşurken. Benim kendim ikili mi? Evet. Konuş. Oğlum sen eve git, ben başıma ne gelecek bilmiyorum. Sen anahtarı al, sen kendini kurtar. Al yavrum, al. Ondan çıkabilirsen öyle git, yuvarlanarak git. İyi oğlum işte, sıkılaşır. Çıkayım mı ben ya? Ağzını titreterek konuş adamla. Efendim çok özür diliyorum ama hakikaten beni evladımın önünde çok zor durumu düşündünüz. Yavrucak bütün gün aç bir ilaç dolaştı. Zaten annesi yok. Arkanı göster. Bakın. Hayır, evet. Hayır, parmağınla, baş parmağınla arkanı işaret ediyor. Evet. Onu söylesene, ben zaten dönüyorum. Niye parmağımla işaret ediyorum? Gördüğünüz gibi yavrum aç, yorgun. Annesi bizimle değil maalesef. Ben baba, hem anne hem babayım. O yüzden zaten zorluk yaşıyorum. Dolayısıyla şimdi çocuğa sandviçi alamadım yavrum. Diğer amca aldı gitti dersem, baba olarak onun karşısında mecburen askerde hep zarfta sakladığım o dergileri falan ona vermek zorunda. Arkadaşım! Gönlü olsun diye. Arkadaşım sen acındırırken İlker, sen yüksek perdeden konuşmaya devam ediyorsun. İnanmıyorum sana, yalancısın falan diye o sırada çocuk geliyor. Evet, 3-2-1 oyna. Ya hadi bırak birader, Allah Allah. Ah. İnanmıyor, hadi yürü. Ah. Yürü, ne oldu? Çocuk geliyor. Benden değil mi? Yanlış mı anladın? Çok doğaüstü bir şey oldu değil arkadaşım, mi? Arkadaşım çocuk gelmiyor, bebek geliyor. Evet, İlker enseden efendim? Tut, yakadan kaldır. Böyle enseye çat çat çat, sen vururken oğlan gelir o sırada. Evet. Niye 3, vuruyor 2, ya? Ne yapacağım bir daha? Şey, enseden böyle tutuyorsun, arada böyle konuşurken çat çat enseye vuruyorsun. Tamam, böyle kabadayı abiler öyle yaparlar. Eyvallah. Tam fasılalı vuruyorsun. Evet. Nasıl? 3-2-1 fasılalı vurmak. Lağlı mı? Fasılalı. Fasılalı olmasın. Sana ne lan? Benim lafımı düzelt. Sen Türk Dil Kurumu musun? Yani olabilirim. Olma. Ama fasılalı diye bir şey yok ki. Sana ne? Ya nasıl bana ne? Benim lisanım. Allah Allah. Fasılalı. Sen babanın lisanı mı? Benim de lisanım. Belli. Evet. Lisanı götüyle konuşmaya çalışan ilk insan. Fasılalı. O... rezonanstan oluyor yanaktan. Bana girme, oğlum. İşini yap. Bir hazır. İşini yap, becer. Ondan sonra. Hazır hissediyorum tamam. Hocam. Evet. Evet. Sarp, sen anladın mı neyin ne olduğunu? Hangisini? Yanak. Sen geliyorsun, tamam. Sen geldiğinde de o senin kendi çocuğu olduğunu anlıyor. Evet, 3-2-1. İlker, evet, yüksek perdeden, enseden şak şak şak. Sert vur ki sesi duyalım. Evet, 3-2-1. Demir, şunlardan var ya, şunlar. İlker, şunlar. Yok, ona gerek bunu yok. Bunu bileğine dola ki telefon elinden kurtulmasın. Hep takılıp... Hayret, harika fikir demedi. Evet. Sen şimdi titrek titrek konuşurken lütfen bir anda ben... bir anda şey o baba falan, evet 3-2-1 buyurun. Anladın değil mi? Abi çok terliyim, istiyorsan buradan. Ay, rica ederim, gibi rica ederim. Diyorsun. Yani alın teri biliyorsun ama arkadan akıyor benim. Alın geniş olduğu için alın teri arkadan akıyor. Bu da jumbo çatal. Kes, kes. Kes. Yalla. Dakhilallahu dakhileme yulek usufe. Arap televizyonu yallah ne ya? Başlayın manasında. Sıkıldım sana 3-2-1 demekten. Evet. Müzisyen ver odunu. Yalla. Be çocuğum, eğer bunu yemezse benim babalığımdan şüphe etmez mi? Beyefendi lütfen, istirham ediyorum. Lütfen. Ya çok eğlenceliymiş ya. İyi ki kabadayı olmuşum ya. Çocuğum, saçma bunu... saçma konuşma. Burada bir tane sandviç var. Ben onu alacağım. Gideceğim. Burada. Ama ben... benim yavrum eğer... Senin yavrun biraz daha gelmezse ben... gel, Sarp gel. Yavrum onunla böyle sürerek gelsene. Sarp gel. Ağlayarak gel. Aha. Böyle buralarım hep sıkıştı. De ki amca babama vuyma. Söyle. Vuyma. Amca babama vuyma. Sen takıl kafa, o da ne halt edeceğini bilmiyor. Amca babama vuyma de, sen çocuğa üzül. İlker, evet 3-2-1 buyurun, söyle. Üzülüyor muyum ben? Üzülüyorsun tamam. Çocuğa, babasını bırakıyorsun. Tamam. Sonra çocuk deliriyorsun, sen manyaklaşıyorsun. Babama vuyma, bana vuy deyip gömleğin düğmelerini bir yırtıyorsun. Göğsünde bir iz var, o iz İlker'de de var, evet. Dün geceden kalan bira izi o. Hayır. Sakalı var adamın ya. Dur, bozma oyunumu. Müzisyenler duydunuz mu ne dediğimi? Heyecanlandınız mı? He? Bak 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 bak. Bile 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 bile. 3-2-1. Kafa gençliğine gitti tabii. Buyurun. Burada iz varsa da gözükmez ama. Düğmeleri koparacaksın. Yavrum şöyle yapsana ya.
Ha işte. Kapat yavrum, kapat, kapat. Ne oldu? Benim DVD'leri yayınlarsın, bunu yayınlayamazsın. Ey maşallah. Tanıştırayım, oğlum Tom Selleck. Sandviççi, sen neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Buraya ne bina yapılır? Niye çocuğa gülüyorsun? Ben şimdi gülüyorum. Soyundurum, senin sırtında kazak varsa ne yapacaksın? Evet. Olabilir. Olabilir. O olabilir dedi. Evet, 3, 2, 1. Tam şaklatırken son şakta gel Sarp. Evet, son şak. Amca ona uyma. Bana uy! Uy bana! Bana uy! Süper. Süper. Çocukta bir hormon bozukluğu var. Süper. İşte hep folik asit. Bana uy, bana uy dediğinde göğsünü açıyorsun. Bana uy değil, bana uy. Bana uy ne ya? Bana uy, gel otuyayım. Bana uy diyor, hiç hikayeyi de arkadaşım bir dur. Evet, bana uy diyorsun ya, o sırada bir anda İlker'in gözünden ateş çıkar, çocuğa doğru yaklaşır. Dur, dur, dur der. Çocuğun göğsündeki yara izine dokunur. Doğum beline dokunur. Ve o anda duygusal müzik başlar. Evet, başlıyorum. Evet, baştan. Ben şimdi söyledim. 3, 2, 1. Buyurun. Dokunmaz. Öyle şeyleri anlatmamız lazım. Evet, gel. Gör. Göster. Bana vuy. Bana vuy. Bağırma lan. Tebrik ediyorum beyefendi. Tebrik ediyorum beyefendi. O niye vuruyor? Yabancı. Ben vuracağım. Ağzını kırayım bunu. 40 yılda bir yeter artık. Burama geldi ya. Çocuk seni kurtarıyor. Ha, o zaman tamam. Dur bir dakika. Dur bakayım. Aa, senin oranda ne vardı? Senin oranda ne var? Kestik. Sen çok adi bir adamsın. Ne yapıyorsun? Şu an suyu bir biberle, karabiberle, tuzla yakmışlar da. Hayır, sandviçi yemedin. Sandviç diye bir şey yok zaten. Sandviçi yemedin. Sandviç. Lan ben, arkadaşım beni düzeltme, takılıyorum. Sandviçi yemedin. Sandviç. Ne ulan ne? Sandviç. Sandviç ne lan? Onu mu yadırgadın? Evet, şey gösterdin. Ver duygusalı, ver duygusalı. Bak. Bak dedi. Bakıyorum. Duygusal. Hay mal, Allah. Gerizekalı. Lekeden şeyi tanıyorsun abi. Aa diyorsun bu leke. Bu sen leke... niye konuşuyorsun? Sen bilmiyorsun doğum lekenin tanındığını. Evet. Sen sadece öyle duruyorsun. Beni niye tanımadın? Hayır bir şey. Arkadaşım çocuğu Allah, susturur doğum musun? Doğum lekesi. Aynısı bende de var. Bakayım. Dur. Sen de yırt. Dur. Abi resmen aynı. Dur. Oğlum. Dur. Ulan bu kanal kıl sayım mı yapıyor nedir? Arkadaşım sahneye bir bayan seyirci al hemen. Hemen bir bayan seyirci al. Bakalım onda da doğum lekesi var mı? Kız dediğimi duymadın galiba. Hakikaten 18 yaşında mısın? Sonra başımıza iş açılır çünkü biliyorsun. İsmin ne hanımefendi? Ester. Ne? Ester. Leyla mi? Kolay biri gelsin ya. Bu Esel. Ne ya? Esel. Esel ne? Ester. Esel, 500 Esel. Hayır. 4 kapı. Arada T var. Evet, ha? Estel. Evet. Arada T var. Estel. Evet, tamam. Evet. Aa, T-Top, tamam. Estel, İlker, sen çocuğun lekesini görüp kendi lekeni gösterdikten sonra duygusal bir şekilde dönüp birden babaya şey diyorsun. Ya, şeyinden, gravatından tutup çekiyorsun ve diyorsun ki, bu çocuğun annesi Estel mi? Evet, 3, 2, 1, ver duygusalı. Gördün. Bir dakika. Siz ne yapıyorsunuz? Hikayenin içindeyiz hocam. Ben biraz taştım, onu hallettim. Kendi aranızda ne yapıyorsunuz? Kendi aramızda muhabbet, sevgi. Değil mi ya o tarz? Ben... Bir de bir şey soracağım. Fırat, o şey kimin? Üzerindeki yelek kimin? Benim. Yok, o senden bir metre daha uzun birinin. Çıkarayım mı? Yok, hayır, o manada sormadım. Senden daha uzun biri var mı hayatta? Onu sen şey kendin mi aldın abi? Aslında değil. Ha, yok, onunkini hep hanıma alıyor da. Kıskanmış oldu. Evet, 3, 2, 1 başlıyoruz. İlker sendeyiz abi. Gösteriyorum. Ver duygusalı. Tamam. Bak, babanda da var bak. Ha. Oğlum. Hayır, daha belli değil oğlun oldu.
bir anda... Dur, oğlum olabilirsin. Evet. Bir anda dönüyorsun arkanı, arkadaşıma doğru gravatından tutup kendine çekiyorsun. Allah beni kahretsin. Papyon ya, papyon ya. Ulan gravat işte. Ya pap... O böyle olan. Tamam. Bu böyle. Ne fark eder? 16-9 bu. O 4'e 3. Bu kısa gravat, o uzun gravat. Böyle işte. Evet, İlker gravatından tutup çekiyorsun ve soruyorsun. Bu çocuğun annesinin adı Estel mi? Bu çocuğun annesinin adı Estel mi? Evet. Hakkında şarkılar var. Estel abim. Niye yapıyorsunuz? İlker sen benim arkadaşımsın. Buraya konuk olarak geldin. Niye çocuk bunlara uyuyorsun? Ya? Onlara uyuyorsun sen de. Affedersin. Allah Allah. Ben seni oraya sürükledim. Ben de hata. Ben de hata. Yok, affedersin. Evet. Bu çocuğun annesinin adı Estel mi? Evet. Nereden bildin? Tahmin ettim. Lekeden. Bir gün İlker... Hayır, ona gösterme. Hayır, o ne bilsin? Göstersin. Hayır. Hayır, onun da emin olmasını istedim. Göstermem. Bundan yıllar evvel... Çocuğum yeni doğmuştu. Ben de o sırada yurt dışına gitmiştim. Geri döndüğümde başkasıyla evlenmiştim. Ama ağlamaklı anlatıyorsun. Geri döndüğümde başkasıyla evlenmiştim. Ben onların mutluluğuna karışmak istemedim. Ben onların mutluluğuna... Arkadaşım bir bırak kendini. Ne oldu? Tamam. Bir saniye şey yapmadın kalmıştı. Bir şey yapmadım ya, bıraktım. Paçadan bıraktın ama. Hayır hayır, o çok kırmızı ışık olmadığı sürece anlaşılmaz. Sana geldim Fatih. Hazır. Evet, 3-2-1 çok iyi gidiyordun. Ben onların mutluluğuna... Ağlamak mı? Karışmak istememiştim. Hep çocuğumu uzaktan seyrettim. Gerizekalının biriyle evlenmiş. Bildiğin gerizekalı. Orada devreye gir arkadaşım. Devreye gir. Kim acaba? Ben de etkilendim hikayeden. Adam güzel anlatıyor. İçim burkuldu yani. Tam o sırada Estel sen gelirsin. Sabahtan beri sizden haber alamıyorum. Çocuk nerede derken İlker'i görürsün. Ha, ve biz, bir anda olaylar biz karışır. Biz Estel Hanım'la evli miymişiz yani? Siz Estel Hanım'la evlisiniz ha, ama ben o sanki... çocuk İlker'den. Evet, o bizim çocuğumuz. Hayır. Ha, Estel'le ilgili. Ha, pardon. Hazır hissediyorum. Evet, 3-2-1. Tamam. Evet. Tam duygusal verirken İlker, Estel gelir. Ver duygusalı. İşte öyle yani. Böyle çok hazır. Neredesiniz? Sabahtan beri sizi arıyorum. Gel şöyle gel, arkam dönme. Tam o sırada İlker'le göz göze gelirsin Estel. Göz göze gelin. İlker? Estel. Ne işin var senin burada? Şurada oturuyorum. Isıtır mısın şurada? Buraya taşındım. Sen, bu çocuk, ben, biz, bu adam. Arkadaşım gir devreye. İşte sen de genç gösteriyorsun ha. Arkadaşım. Ben karımla ilk defa mı karşılaşıyorum? Hayır ya. Sen devreye gir. Estel, bana yalan mı söyledin? Bu adam kim falan? Sen arkadaşım. Hesaplaşma şeysi. Evet. Bu ne dizisi yapıyoruz biz burada? Hollanda, erotik. Hayır. Brezilya. Ne? Brezilya. Ha, tamam. Evet. 3-2-1, ver. Ha. Ya işte öyle, şurada oturuyorum. Nasıl? Bir dakika. Nasıl? Bilmiyorum. Çok affedersiniz. Estel, sen bana yıllardır yalan mı söylüyorsun? Bu... Sakallı bebek bizim... Ya çok insan... güzel gidiyordun yani ya. Eldivenle sevesim var. Böyle yavru olur mu ya? Çok güzel gidiyordun. Evet, sen konuşmanı bitir. Sonra İlker, sen bir konuşma yapıyorsun Estel'e. Sonra Sarp, sen diyorsun ki benim babam kim? Evet, 3-2-1, buyurun. Demek sen bana yıllarca yalan söyledin ha? Ama ben onu kendi evladım gibi sevdim. Her gün beraber tıraş olduk. 1 yaşından beri. İlker, gir devreye. Fena girdim. Fena girdim. Ay. Sandviççi bağır. O kadar özledim ki sizi, evladımı. Bir gecem geçmedi ki sizi ağlamaklı düşünmeden. Bir gecem geçmedi ki sizi düşünmeden. Bu tatlı çocuk. Fırat bağırsana. Bu kadar tatlı bir çocuk. Arada sen devamlı bağırıyorsun Fırat. Evet, İlker çok iyi gidiyorsun. Hep oğlum, uzaktan izledin, okula gitti izledim. Hep uzaktan izledim, okula gitti izledim. Okul çıkışına geldim, izledim. Sandviç.
Ne saçma çocuk baba oğul ilişkisi. Ya kestik dursun ya. Bir dakika durun ya. Ya arkadaşım. Çok terledin. Az kaldı. Şimdi bak son kez söylüyorum. Tamam mı? İlker sen yürüyerek Estelle'e doğru geliyorsun, tamam mı? Tamam. Estelle'e doğru yaklaşıyorsun ve tamam, yüzüne çok yaklaşıp yüzü, gözünün içine bakarak söylüyorsun. Estelle, hep sizi aradım, hep peşinizdeydim. Sen neden beni terk ettin, neden 5 yıl beklemedin falan diyorsun. O sırada arkadaşım sen arkadan geliyorsun, onlara yaklaşıyorsun. Estelle'e posta koyuyorsun, bana niye söylemedin çocuğun babası yaşıyor diye. Bana öldü demiştin diyorsun. Sarp sen benim babam kim, babam kim diye Estelle'e saldırıyorsun. Sen de her cümle arasında sandviççi bağırıyorsun, tamam? Niye? Son sandviçi aldık. Sana ne? Nasıl bana? Ne satıyor ki adam? Tezgah mı satıyor? Ben onu montajda koyarım. Ben de bir gün o montaj sırasını elime geçireceğim. Ne olur. Müzisyen ne yapıyor? Müzisyen ne yapıyor? Goy goy. Yöresel erotik şeyler çalıyor. Evet. 3, 2, 1. Saldır Kanarya. Yakından şey yaptım diye. Çok yakından ve ağlamaklı. Bana neden yalan söyledin? Neden? Ben giriyorum neden? Şu an. Evet, sen giriyorsun hemen devreye. Ben mi? Bir dakika. Sana yazıklar olsun. Arkada dön. He? Arkada dön. Hayır, etraflarında dön. Ama arka arka dön etraflarında. Dönerken konuş. Kımış mı? Dönerken konuş. Konuş. Yazıklar olsun. Senin gibi kadına yazıklar olsun. Arka arka dönerken konuş. Anladım demek istedim. Evet. Sen yıllarca bana bu yavrucağın babasının aramızda olmadığını, vefat ettiğini söylemiştin. Oysa ki ben ona kendi evladım gibi baktım ve onu kendimden çok sevdim. Benim gerçek çocuğum olsa bu kadar sevmeyebilirdim. Ama sen bana yalan... Şu an neredeyim? Başım döndü. Kusacağım galiba. Sarp, gir devreye Sarp. At kendini önlerine. At kendini öyle Sarp. Sebep? Sebepsiz yavrum, çocuksun sen. Söyle! Ne oluyor burada? Benim babam kim? İkisinin elini de tut. İkisinin elini de tut. Annene bak. Anne, benim babam kim? Hangisi? Sandviç. Evet, babayı bulduk. Şu Sarp gerizekalısını gönder içeri. Evet hocam, nasıl bozdu oyunu ya? Gönder içeri. Lütfen onu git şarja tak. Fırat'ı da gönder. Fırat'cığım çok teşekkür ediyoruz. Estel'i de gönder. Estel Hanım çok teşekkür ederiz. Aman dikkat. Fırat, onun erkek için olanlarından ol. Hazır hissediyoruz. Neyi hazır hissediyorsun lan? Becerdin mi ki hazır hissediyorsun? Ama şimdi elimizden geleni yaptık yani hocam. Hikaye yürüdük. Çünkü bazen bu hikaye yazan bile bazen şey yapar ya, kafasına bir şey kurar. Sonuna gelirken ulan der, böyle bir son çok daha güzel. İlker'cim bu hep böyle. Önce sabote ediyor. Sonra kedi gibi, süt dökmüş kedi gibi oluyor. Ama hocam yapıyor. Tam anladınız mı yaptım? Hep anlamadım. Ama hocam. Oturttur konuğunu. İki tane soru sor düz. Ne dedin? Abla siz nasıl bir kayıt yapıyorsunuz? Ters selfili çek. Evet arkadaşım. Teknik. Otur şey masaya. Evet lütfen. Hakikaten sana hassas bir soru sormak istiyorum İlker, mümkünse. Ne evet. zaman gitmek istersin? Adam bıktı bizden şu an. Arkadaşım. Çünkü ağırlayamadın adamı. Sor İlker'e de ki. İlker daha önce talk show'a mutlaka gitmişsindir. Bu kadar salak yapanını gördün mü? Sor. Duydu. Ben bir daha niye sorayım ki? Sor, kendi salaklığını içinde pekiştir. İlker'cim sıkıldın mı Allah aşkına? Yok, çok mutluyum. Oh, bu da gelmiş geçmiş sezonluk en büyük kapak oldu. Hava sızdırmaz eminiz. Biraz sıkıldım tabii. Şaka hiç sıkılmadım diye. Ne diyeceğimi bilemedim vallahi. Ben sizin söylediğiniz bir şey mi söyleyeceğim? Yoksa... Hayır, ben normal konuk gibi seni ağırlasın istiyorum ama yapamıyor talk show. Ya normal konuk değil ki benim. 20 senelik arkadaşım o ya. O zaman özür dile, öne getir, alkışlat, sonra Allah da teşekkür ederim. Allah seni kahretmesin. Yani. Özür dile şu adamdan. İlker Ayrık. Süper insan. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ay kardeşim, buradan alacaklar seni. Vallahi aklım onda kaldı biliyor musun?
Arkadaşım, canım. Ülkedeki en tanınmış insanları buraya sana konuk getiriyorum. Evet. Hiçbirisini daha güzel ağırladığını görmedim. Evet. Yani hiç kimse şuradan iyi ki buraya gelmişim deyip gitmedi. Onu arkada ben başka şeyler duyuyorum. Ne yapacağız seninle? Şu ödemeyi konuşabiliriz. Hayır! Daha erken, 11 İkinci yıl oldu. İkinci yarı için bir şey hazırladın mı seyirciye? Evet. Ne hazırladın? DVD'yi ekrana vereceğim. Arkadaşım. Çünkü muhayyile başka bir şey. Hep beraber seyredelim. Merak edelim herkes ne düşünecek. Git içeri. Benim gözümün nuru, güzeller güzeli neredeymiş? Suzan. Suzan, tamamen yanlış anlamışsın Suzan. Karayollarından emekli bilgeliği arayan adam dedim ben. Nesin şimdi sen? Ben ilk Çinli pezemek miyim? Ne anlamadım ki. Yani içi kırmızı, dışı siyah. Ben anlamadım yani. Tedirgin oldum yani. Çok özür diliyorum ama... Dur kendimi şey... arkadaşım, seyirci dur ya. Seyirci fırçalıyor ya. Arkadaşım, parmakların var mı? Var. Nerede? Böyle. Hayır, göster ellerini. Bak mesela şu an bir şey yapıyorum. İlk Çinliler çıkarmış bu hareket ama gizli. Arkadaşım, ben... Kimse görmüyor. Hiç davalık bir olay yok. Sen neyi gördün de gülüyorsun müzisyen? Arkan dönük ne görüyorsun? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşım. Normalde sen karayolları... Şey, ayakkabı ne peki ayakkabı? Buzağı derisi bu. Karayollarından emekli olmuşsun. Bilgeliği arıyorsun yapacaktım. Fakat seni Çinli yapmış. Dinlemediği için işte dinlemiyor. Evet. Şey nerede? Senin ekürü nerede? Kim? Senin ufaklık nerede? Anthony Hopkins. İşte dediğim meslek benimki ya. Ya bir sefere çıkalım, bunu Hun İmparatoru kessin. Seyirciden birini alalım ya. Arkadaşım. Ben size ne diyeyim ya? Suzan gel iki dakika şuraya ya. Şey Sarp, sana ne dedi yaparken? Sen de işte pezevengin. Hayır! Şimdi arkadaşım. Senin gözler kaşlarına bakıyor. Bir dakika elimi düzelteyim. Evet hocam. Ha sen bir şey mi yapıyordun bana? Yok yok böyle duruyorum. Ben şeymiş bu Çin vapurundayım. Evet arkadaşım gözler şeye kaşlara doğru baksın senin. Öyle değil. Kaşların ucuna doğru bak. Bir gözün bir ucuna bir gözün bir ucuna. Nasıl yapayım onu ya? Ha? Nasıl yapayım ki onu? Nasıl oyuncusun sen? 10 senedir sahnedesin. İki kaşın ucuna bakamıyor musun? Oyuncu tamam da ben şey değilim ki sihirbazıyım. Nasıl yapayım ben onu iki tarafı böyle bu tarafa? Yapacaksın. Çinlilerle çok iyi konuşuyor. Yapacaksın. Evet. Senin, senin ismin olsun mu? Yapacaksın. Tamam. Hikaye kendi kendine ilerliyor hocam. Tamam süper. Sen oturun masaya. Git masaya otur. Ara oradan şeyi Konfüçyüs'ü bilgeliği arıyorsun. Otursana masaya. Ben mi? Sen tabii. Ha, tamam. Benim adım ne? Onun yapacaksın. Sen bakacaksın. Sen son hastirsen. Hiçbirini de yayınlayamaz böylece. Evet. Yanına mı? Evet, otur. Şey konuşuyorsunuz siz. Türkçeyi... kız. Hayır, Türkçeyi Çinli gibi konuşuyorsunuz. Konuş. Sarp, sor şimdi eşine. Sen... Eşi mi? Evet, sor. Hem Çinliyim hem körüm. Bunu mu almışım ben? Allah'ın kokinası. Bunu niye ben aldım ki? Neyini beğenmedin? Küçücük dudakları, küçücük ayakları var. Gösterme. Hadi hocam, herkes kendi web sitesine. Hadi bakalım. Arkadaşım, neyini beğenmedin? Çocuklar yattı inşallah, değil mi? Yapma şunu ya. Sapıklık yapma. Ben mi yapıyorum? Şey sor, kocacığım, kocacığım. Emekli ikramiyenden ne alacaksın Ching Chang Chong? Evet, sor. Kocacığım, kocacığım.
Çinli gibi konuş. Çinli gibi konuş benimle. Kocacığım. Hayır, sen Çinli gibi. Kocacığım, kocacığım. Öyle, evet. Kocacığım, kocacığım. Olmuyor, normal. Olmuyor işte. Oluyor. 3, 2, 1 yap. Kocacığım, kocacığım. Emekli ikramiyesilerini alacaksın. Sana değil, emekli ikramiyeni nasıl değerlendireceksin? Nasıl sor. Değerlendireceksin? Bu nedir? İlk Çinli Bulgar göçmeni mi bu? Nasıl bir... Ne İpek... alakası var? Bulgar göçmeni nereden katmış içine? Yalacıksın. Ne yapacaksın burada? Nerede bir... Çocuk çok güzel konuşuyor. Çok sen güzel konuşuyor ya. Ne yalacaksın? Ne yapacaksın yerde ya? Evet, sen de ona öyle cevap ver. Evet, sor. Seni ne? Sor. Seni niye? Ben gerçekten Çince'ye cevap veriyorum. Sen ne? Sor, de ki... Ya fazla konuşuyorsun ya. Böyle mi konuşuyor lan bunlar? 2 milyar kişi bize dalga geçiyormuş oğlum. Sen ne? Ne? Ne o yüzden konuşma. Harika, sen böyle devam ediyorsun. Harika mı? Evet. Arkadaşım bak. Şimdi şey, arkadaşım çok güzel yapacağım seni. Yani Çin'de... Ya pislik yapmayın. Çin'de... Dinliyoruz hocam, dinliyoruz. Çin'de ödül alacaksın. Bak, efendim? Gözleri yandan öne doğru, önden yana doğru konuşurken gidip gidip gelecek, tamam? Evet, gözlerinle oynamak. Anladın? Evet, diyeceksin ki, sen de Sarp sor, de ki... Emekli ikramiyeni nasıl değerlendireceksin? Sen ona cevap ver, sonra da de ki... Sen de emekli sandığı mısın, SSK mı? Sor. Tipik Çinlistan sohbetleri bunlar. Evet. Sor, 3, 2, 1. O sırada telefonunuz çalacak, evet. Senin makyajın mı böyle, ağzın mı bu kadar? Göt ağzı dediğimiz bu mu? Duyuluyor, her şey duyuluyor. Hadi! Evet. Ama o kadar ayarladım onu. Evet. Evet. Bu arada Çin daması oynuyorsunuz konuşurken bir yandan. Vay vay vay. Her şeyde Çin. Evet. Oynayın Çin daması. Yerler Çin'i. Değil mi? Çin'i ile Çin'in ne alakası var? Evet. Hiç alakası değil mi? Benzer. Ses de benzemiyor. Hiçbir şey benzemiyor. Evet. Sor Sarp. Çin'i ile Çin'in ne alakası var? Onu değil ya. Direkt hikayenin sonuna gelelim mi? Çünkü başından bir cacık olmayacak yani. Hadi Sarp çabuk sor. Emekli ikramiyeni ne yapacaksın? Hayır ulan! Emekli ikramiyeni ne yapacaksın? Cevap ver. Doktora gideyim ağzını düzelttireceğim. Toplu alıyormuşum ikramiyeyi ben. De ki... Bilgelik yolunda kullanacağım. İkimiz de bilgeliğe erişeceğiz. Söyle, Çinli gibi İkimiz söyle. İkimiz de bilgeliğe erişeceğiz. Bilgelik yolunda kullanacağım. Gözlerini oynatarak. Gözlerini oyarım senin. Ay gözlerini oynatarak gözlerini söyle. Gözlerini oynatarak kullanacağız bunu. Sor şimdi. Sen neyse. Emekli sandığı mısın, Bağkur mu sor. Sen emekli sandığı mısın, Bağkur musun? Hangisi? Sen ona soruyorsun. Çin sandığı. Hadi ya. Ya ben çok... bunu vurmuş mu mesela? Evet arkadaşım. Söyle şimdi de ki Konfüçyüs'ü arıyorum ve bilgeliği nasıl bulacağımızı öğreniyorum de. Ara evet, telefonla Konfüçyüs'ü. Ha telefon mu? Evet ara Konfüçyüs'ü. Merhabalar. Bizim odayı mı aradım lan gene? İçeride çalıyor. Git bak şuna. Arkadaşım. Evet. Hı? Merhabalar. Dalai Lama için biri, Konfüçyüs'ü kit 2'ye tuşlayın. Yönetmenle görüşeceğim ben. Dalai Lama'nın... Arkadaşım yapma şunu. Konfüçyüs için 2'yi tuşlayın. Tuşlayamıyorum, çeviriyorum bunu. Evet. Yok, dur. 5. FaceTime yapacağım. Arkadaşım, canım. Tut şunu kulağına. Konfüçyüs'le konuşmaya başladığında çok heyecanlanacaksın. Yıllardır beklediğiniz an. Konfüçyüs'le konuşacağım şimdi. Sarp sen de çıkmasanın üstüne çömelerek otur ve çok heyecanlan. Yok yok yok. Çıkmayayım. Yok yok. Niye? Türkiye buna hazır değil, yok. Çıkmasanın üstüne çömelerek otur. Arkadaşıma doğru otur, biz görmeyelim. İşte artı 65 yemeyelim, öyle bir şey yok. Kıyafet, görmüyor mu kıyafeti? Hayır, kıyafet uzun onun. Bayağı... Gerçekten mi? Hı hı. Aa, tövbeler gelsin. Ya çünkü baksırım da bol olduğu için. O kadar detay verdim. Çin baksırı. Evet, İçinde arkadaşım. Barut var. Çok heyecandan o zaman olduğun yerde... olduğun... Ve barutu ben buluyorum bir gece. Olduğun yerde zıpla. Evet. Çok heyecan. Arkadaşım söyle kiminle konuşuyorum, söyle. He? Sor kiminle konuşuyorum. Ona niye sorayım kiminle konuştum onu? O nerede bilecek? Ya karına söylüyorsun. Bil bakalım kiminle konuşuyorum. Bil bakalım kiminle konuşuyorum. Gözleri bize çevir. Onlarla konuşuyorum tek tek cepten. Bu ay çok fatura gelecek. Dur. A27. Arkadaşım! Hadi. Gözlerinle oynuyorsun, Konfüçyüs'le konuşuyorsun. Konfüçyüs'ü ikisi ikiye basın.
Ya bastım işte, deminden beri ikiye basıyorum. Şu an Hırvatistan'ı bağladı bana çoktan. Çevir, çevir, çevir. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Hemen al sahneye birini. Al sahneye birini çabuk. Bir erkek al sahneye. Ağzımı açmadım, geliyor zaten. Evet, arkadaşım otur oraya, otur oraya. Erkek otur oraya. Erkek. Oraya değil. Ben sana nerede otur dedim. Bana kızmayın abi. Otur dediğim yerde oturacaksın. Tam orası abi. İlk otur dediğim yer neresi? Şey, daha halının biraz dışı. Evet abi, orası. Otur yok, oraya. Orası. Oraya. Az gel. Kapat konfüçyüs, kapat. Gel, gel, yarın gel. Arayacağım, yarın arayacağım. Otur. Yarın otur arayacağım. Oraya. Bağdaş kur, evet. Bağdaş kur, otur. Baş parmağınla işaret parmaklarını birbirine değdir. Abi. Bağdaş kur, tam bağdaş kur. Heh. Yana evet. Doğru, yana doğru şey... yaparsak seyirci de alınmaz. Yana doğru yap. Yana doğru yap parmakları. Modern sanat dediysek bu kadar da değil. Hayır. O ne abi? Yana doğru ellerini kaldır. Enişte. Hah, evet. Yani dışa. Çevir abi elini, böyle yap. Seviyesine karar veriyor yani. Yok yok, yok. Bunlar dışa gelecek abi. Hah, yaşa. Şu vardır ya. Om. Evet. Evet, şimdi om diyorsun, seni arıyor. Sen Confucius'sun, tamam. Evet. Üç, merhabalar. Iki, çıktı konuş. Mı? Çık, tamam, sonra ararım. Hayır. Çıkmış. Konuş Confucius'la. Nereden baksan 150 sene de gelmez o. Arkadaşım, Confucius'la konuş. Konuştuğun anda çok heyecanlan. Confucius, konuş. Efendim, alo? Konuş. Confi? Her gün konuş. Yapma, koskoca Confucius'a yapma. Evet. Siz bir yemek bulmuştunuz. Konfliks. Alo? Confi? Confucius, konuşsana. Confucius kim ya? Oturan arkadaş, ismin ne senin? Bu! Uğurdun... Muallak. İsmin ne senin? Uğur Dündar. Ne ha, abi? Uğur. Uğur Dündar. Tamam abi. Tamam, Uğur. Anladık. Allah Allah. Haberleri hep ben sundum. Ha? Hocam bir şey söyle, onu söyleyeyim. Ne diyeceğim ben? Tamam, sen Confucius'sun artık. Yaşa abi. Tamam, tamam, tamam. Gayet güzel abi senin. Hiç sıkıntı yok. O takıyor şimdi. Kafasını evet. Bir sen ismin ne? Confucius. İşte bu. İşte bu. Yaşa abi. Evet, şimdi seninle konuşacak. Sen omluyorsun. Evet, ara. Sesini duyduğun anda arkadaşım çok heyecanlanıp karına gidip şey yapıyorsun. Birlikte elleri, parmak uçlarını birbirine değinip dans yapıyorsunuz. İşaret parmağı uçları birbirine değiyor. Cididit dit 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 dit. Serkan duydun mu? Evet, 3 2 1. Buyurun. Alo. Confucius'un buzağısını bağladı. Ne oluyor? Adam! He? Hikayede ne oluyor? Anlamadım ki ben. Arkadaşım, adam o sırada transta. Evet, Confucius konuşabilirsin ama çok kısa ve öz konuşuyorsun. Bize öyle geliyor olmasın? Evet arkadaşım. Ara, Confucius'un sesini duyduğun anda dansa başlıyorsun. Evet, alo? Konuş Confucius. Alo? Evet. Hocam biraz bağır. Öldü mü acaba? Ölümüne mi denk geldiniz? Sana ben dün, geçen hafta arayalım dedim şunu. Adam öldü ya. Şimdi kime soracağız o acayip şeyleri? Confucius, konuşsana lütfen ya. Evet. Konuş arkadaşım. Alo? Buyurun Confucius. Hocam paketiniz var. Tarihin ağzına sıçtık, yemin ediyorum. Bitti, hiç. Buyurun Confucius. Ya yapma şunu, ne oldu ben ya? Ben ne yaptım? Gene mi bana gir... Adam ne güzel dedi. Alo? Buyurun Confucius dedi. Ne diyecek? Buyurun. Alo? Buyurun. Confucius? Evet. Şunu getiremedin değil mi? Ters döndürüyorsun. Ters karı, bu aldığımdan beri böyle. Arkadaşım! Cengiz Kağan bana söylemişti. Bu olmaz dedi. Arkadaşım! Bir alkışlayıp durmayın siz de ya! Jingim var dedi. Jingim'in dedi kız arkadaşı. O dedi asıl. Arkadaşım! Atilla'nın oğlu Jingim. Arkadaşım yapma ne olur. Arkadaşım şimdi Confucius'un sesini duyduğun anda... Duydum, bana yetti. Telefonu yere koyuyorsun, parmak uçlarınızdasınız. Ve işaret parmaklarınızı birbirinize deyip dans ediyorsunuz. Sonra tekrar telefonu alıyorsun. İkinci sesi duyduğunda da aynısını yapıyorsun. Babam bana 3, 2, 1. Ben dinlemedim. Buyurun. Alo, Confucius? Buyurun. Confucius mu? Evet, evet. Allah'ım çok mutluyum. Çok heyecanlandım şu an. Sizinle konuşuyor olmak gerçekten
uzun zamandır hayalim, heyecan, hakikat heyecan. Bir su döküp geleceğim. Arkadaşım! Korkma, korkma. Hala orada mısınız? Confucius, tersle şunu. Kardeşim, şaka mı yapıyorsun sen? Evet, tarihi bir şaka olsun istiyorum. Kitaplar yazsın. Bugün... Sizi çok önemli bir şey için rahatsız edeceğiz. Yerinizde misiniz? Bostancı. Ne dedin Uğur? Bostancı dedim hocam. Bostancı'da mısın? Confucius Bostancı'da mı oturuyor ve biz bilmiyor muyuz? Ama o zamanlar şey ya toprak... Olmaz! Bostancı diye saçma şey olur mu? Kızıl toprak! Evet. İşte o stadın orası hep Hun İmparatorluğu falan oralar. Evet arkadaşım. Şimdi randevu istiyorsun heriften. Evet. Efendim bir randevu almak istiyorum sizden mümkünse. Evet buyurun. Konum atar mısınız? Tabii. Yok yok götünüzden atın bir tane. Yani. Arkadaş. O zamanlar yok çünkü konumu. Arkadaşım bozma oyunumu. Evet. Sen randevu al verme. Ben kimseyle görüşmüyorum. Ben Confucius'um de. Sen çok ısrar et. Sonunda randevuyu al. Randevuyu alınca çok büyük dans edin. Uzun dans edin. Evet. Ha, çift parmak. Evet, iki parmak. Evet diyor ya. Her şey evet diyor. Bakmadan. Alo. Evet. Mümkünse eşimle sizi görmek istiyoruz. Size çok önemli, hayati bir şey danışacağız. Eşi telefona sen de ağzını şey yap. Yok, şu an müsait değiliz. Tamam canım, tamam. Kestik. Öyle ben... 60 sene otur inşallah. Ben sana ne dedim? Benim yüzümden oturum ben şöyle. Ben sana ne dedim? Hocam anlayamadım. Hayır, sana değil Uğur. Arkadaşım ben sana ne dedim? Israr edeceksin. Ha. Şey, karısı devreye gir, ısrar ettir. Çinli gibi konuşuyorsunuz. Ne oldu? Çok ağır konuştu. Alo. Parmağına düşürdün değil mi? Evet. Yok, yok. Evet. Ama lütfen gerçekten sizi görmemiz lazım. Sarp sen de ısrar et. Konfi. Çinli... Yanınızdaki ki. Konfi. Evet. Kestik. Nereye gidiyor bu işin sonu? Şu yanındaki malı durdur. Ya o içeride çay içiyordu, siz bu hale getirip getirdiniz. Ben şu an çoktan hikayeyi yarılamıştım yani. Evet, gözlerinle oyna. Hayır, hayır. Yani seyirciye oyna gözlerinle. Niye oynayayım? Adam daha cevap vermiyor ki telefona. Konuşurken gözlerin dönüyor devamlı senin. Sizin oralara gelip acaba... sizin derin bilgeliğinizden yararlanıp... Evet, müthiş konuşuyorsun, konuş. Müthiş konuşuyorsun sen ya. Ha, hayır, ben sen müthiş konuşuyorsun. Evet, sizi gelip görmek ve sizin bilgeliğinizden yararlanmak... ...hayatın derin anlamını sizden öğrenmek istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Yok, şu an mümkün değil. Yani bir ne kadar yolum var. Arkadaşım kapatma! Ya ben buna uğraşamam. Telefon bana yazıyor ya. Sen ısrar et. Al telefonu. Ya ne oldu? Koca lütfen. Kocam çok kötü. Kocanın çok kötü şeyler söyle kocan hakkında. Israr et adama. Çok evet. Kötü şeyler derken. İğrenç bir herif bu. Öyle değil ya. Of. Emekliliğinin en büyük şeyi arkadaşım. Ya söyle. Tamam hacı gel desin gidelim Allah rızası için. Uğur gel de. Bir aylık kiralık tamam. Bir ay doldu. Tamam gel de sor. De ki sen nerelisin kardeş de sor. Sen de... Ha siz soruyorsunuz pardon. Kardeşim sen nerelisin? Abimmiş. Ve kalem gözüme girer burada ölürüz. Bitti hikaye. Arkadaşım hadi cevap ver şu adama. Ben biz Çinliyiz yani. Hayır. Gerçeği söylesene. Kızıl topraklısın sen. Ha öyle mi? Evet gerçeği söyle. Ömer Efendi çıkmazı benim. Artık çıkıyor. Aa hemşeriyiz lan gel de. Anlamadım hocam. Ya hemşeriyiz gel de. Ha, hemşeriyiz hemşeriyiz. Gel gel. O benimle görüntülü konuşuyor ama. Confucius sen niye ona bakarak konuşuyorsun? Senin gözler tavana bakıyor. Bak tavana. Ha öyle konuş. Aa hemşeriyiz gel gel de. Aa hemşeriz gel gel. Tamam gel dedi yürü gidelim. Arkadaşım gel gel deyince ne yapacaktınız? Gideceğiz. Aman. Daha büyük dans. Allah seni kahretmesin tamam. Atla evet, gidelim. Gidiyorsun. Evet. Arabayla mı gidiyorsunuz? He? Şey sen normal yürüyorsun. Sen parmak ucunda zıplayarak yürüyorsun. Evet. Gidiyorsunuz giderken giderken giderken. Bir anda önünüze Çin Seddi çıkar. Gör Çin Seddi'ni. İnanılmaz, bunu biz mi yaptık? Ya zaten biz yaptık, ben niye şimdi buradayım ki? Çin Seddi'ni görüp çok şaşır. Giderken hatta Çin Seddi'ne çarp sen. Konuşarak gidiyorsun, oğlana çok mühim bir şey anlatıyorsun. Aynısından amcamda var bunun. Arkadaşım, sen onu görmüyorsun. Konuşarak geliyorsun, karın arkandan zıplayarak geliyor. Sen Çin Seddi'ne çarpıyorsun, Seddi bu ne çarpıyor. Lan diyorsun. Evet, tamam, evet görmemişsin gelirken. Görmemiş. Çünkü... Çin Seddi'ni görmemiş. Evet, çok önemli bir şey anlatıyorsun. 3000 kilometre. Evet, çok önemli bir şey anlatıyorsun. 64 metre yüksekliğinde 3000 kilometre görmemişim. Görmemişsin. Aa, o kadar küçük gözlerim benim. En Çinli miyim ben? Adımı da buldum, En Çin. Arkadaşım işte hikayeyi kuruyorsun. Bak 12 yılda öğrendin.
Müthişsin. Çok güzel. Şimdi oradan öyle ilginç bir şey anlat ki karına. Çin Seddi'ni bile göremeyecek kadar ilginç. Anladın mı? Diyorum ki Çin'de yaklaşık 1 milyon insan var. Şu erotik şopu açarsan... Arkadaşım! Herkes bir mamul alsa Allah bin bereket. Yani... O sırada Çin Seddi'ne çarparsın. Ha, o olay tamam yani. Arkadaşım ben oraları montajda değiştiririm. Seni kahretme. Evet, daha ilginç bir şey anlat. Eğer... Senin ismin neydi lan? Anlamayacaksın. Neydi? Aramayacağım. Aramayacaksın mı? Neydi senin adın? Seyirci neydi bunun adı? Kim? Yapacaksın mı? Ha, yapacaksın. Yapacaksın. Hiç anlamadım, adımı unuttum. Hep bir umutla yaklaşıyorum değil mi burada? Bir bok yaptığı yok ama yapacaksın, edeceksin. Daha bir şeyini görmedik kadını biz. Arkadaşım, lütfen şu hikayeyi yürüt. Bunlara da botoks yapacaksın. Hemen bu ne böyle? Üç tane erkek al sahneye, sen o sırada çocuğa bir şey anlatırken yürüyorsun. 30 evet. Kişi gelelim ya, burası 60 derece. Aha. Evet, sen yürü. Abi zaten 3 kişilik geliyor bence. Hoş geldiniz, 2. Sen de gel 3. Merhaba, hoş geldiniz. Pardon abi. Merhaba abicim. Hoş geldin. Aman abi, şurası çok sakat. Orada... Evet, boy sırasına göre durun. Boy sırası. Ben şöyle. Bütün dengeyi değiştirdim şu an. Sana demedim. Sana demedim. Sen yürürken bir anda Çin Seddi'ne çarpıyorsun. Çarpınca Çin Seddi'ne görmüyorsun ya neye çarptığını. Çin Seddi'ne kafa tutuyorsun. Don Kişot şeye kafa tutmuş ya. Niye tutmuş? Yel değirmenlerine. Evet. Sen de Çin Seddi'ne kafa tutuyorsun. Yıkarım seni, döverim, arkana dönüyorsun. Tam o sırada Hun İmparatorluğu'nun askerleri sana saldırıyorlar. Hun İmparatorluğu askerleri. Göreyim sizi. Elinizde ne var? Elimizde var. Kritik bir soru sorduk. Hun İmparatoru askerinin elinde ne olur arkadaşım? Aldı. Mızrak. Mızrak. Kılıç lan, kılıç. Ya adam mızrak dedi, olabilir falan desene, niye 20 dakika... Ben duymadım kimsenin bir şey dediğini. Kim dedi mızrak? Orada sen mi dedin? Arkadaşımız dedi. Ha, tamam. Birinci evet. Hun. Bunları evet, açlar. Hungary'yi. Ha? Sen geliyorsun, geliyorsun anlatarak Çin Seddi'ne çarpıyorsun, Don Kişot'sun. Çin Seddi evet. Burada mı, burada mı? Don Kişot değilim ben. Ay, Don Kişot gibi kafa tutuyorsun Çin Seddi'ne. Evet, ama Don Kişot onları canavar zannediyor, o yüzden evet. Kafa tutuyor. Hanıma, ben bunu... hanıma çok... Susmuyor ki. O onları canavar zannediyor, kafa tutuyor. Bu... Çin Seddi'ni ne zannediyor ki? Sen şimdi Çin Seddi'nin dibinden çarptığın için onun ne olduğunu görmüyorsun. Çok büyük bir canavar sanıyorsun. Ah canavar. Bu tarafa gidelim. Arkadaşım. Bitti. Tarih değişti ya. Bu kadar basit. Olmaz. Çocuğa, çocuğa değil. Hanıma çok ilginç bir... Sen de zıplayarak gidiyorsun lan. Hanıma çok ilginç bir şey anlatarak gidiyorsun. Sen öyle gitmez abi. Öyle hayır. Bir, şey bir gitmez, ayak. Gider o. Ha, sen öyle yürüyorsun. Sarp gösterdiği gibi. Sen geri geri yürüyorsun aynısını. Niye abi? Niye? Allah'ım. Sen kaşındın. Sen yoksa sabah... Dön abi. Karını anlatıyorsun. Dön karını anlatırken geri gidiyorsun. Ters gidiyorsun hayatım. Ters gidiyorsun. Hayır. Karını anlatırken sen ters gidiyorsun. Ha ben ters gidiyorum. Evet. Karına şeyi anlatıyorsun. İnanılmaz bir şey. Türkan Şoray kirpiyi anlatıyorsun kadına. Ya yürü gözünü se... Yenge mi denk geldim yenge mi? Yenge de buradan mı çıktı Çince'den? Arkadaşım. Hazır. Eğer Konfüçyüs'le karşılaşırsak bütün hayatın anlamını ondan doink. Öğreneceğiz. Doink. Hayır, doink. Allah'ım bu ne? İnanılmaz bir yapı. Kestik, dur. Senin nereye baktığını merak etmiyorum da. Bu gerizekalı nereye bakıyor? Şimdi aslında bütün tarihte herkesin kökü Türk. He. Türklerde böyle gördü mü biri gördü. Herkes bakar böyle. Aslında sen o bir yüzden şey... Çin 1,5 milyar olmuş. Toplana. Bir de uzun baktıkları için gözler böyle. Ondan sonra çocuklar da böyle doğuyor. Tamam arkadaşım. Çözdük lan Çin'i. Baktığın şey çok ilginç. Bak oraya. Evet. Bak aynı yere. İnanılmaz hayatım. Bir şey. Buradan dönmemiz lazım. Hayatım, buradan dönmemiz lazım. Bunu geçmek mümkün değil. Aha. Bizimkiler öyle bir duvar yapmışlar ki... ...bunu düşman geçemiyorsa biz hiç geçemeyiz. Aha. Geçelim o zaman. Geçemeyiz diyorum. Güzel dudaklım. Minyonum. Pıtırcığım. Asya'daki en sakallı kadın. Sarp, de ki... ...ama Konfüçyüs hadi gidiyorduk. Evet, söyle. Ama Konfüçyüs'e gidiyordum. Benim şey gibi, Çinli gibi söyle. Ama Konfüçyüs'e gidiyordum. Çinli gibi söyle. Bilmiyorum ki Çince. Ama Konfüçyüs'e gidiyordum. Evet, ona taktı, ona taktı. Ama, yoksa sabah gidiyor. Ama Konfüçyüs'e gidiyordum. Doğru söyleyene kadar gitmeyeceğiz. Ant içtim. Ama Konfüçyüs'e gidiyordum. Yok, böyle sesin güzelliği. Arkadaşım.
Karın o ben senin. Ben Çin'i böyle temsil edemem dışarıda. Arkadaşım her türlü kabul etmişsin, o senin eşin. Eşim. Konuş Sarp. Ama Konfüçyüs'e gidiyor. Hayır! Hayır kurban olduğum. Yürü! Tam o sırada arkanızı dönersiniz. Arkanızı dönersin. Sarp arkanı sen arkanı dönersin. Ah diye bağırırsın. Arkadaşım sen yere bir şey düşürürsün. Yere bir şey düşürürsün. Düştü demin korkudan düştü bir tane. Sen yere tekrar bir şey düşürürsün. Düşür yere sonra eğilirsin. Bacak arandan Hun askerlerinin koşarak geldiğini görürsün kılıçlarla sana. Tamam mı? Ondan sonra bir anda kalkıp onlarla savaşırsın. Hunların burada ne işi var? Sen dedin demin. Moğollar olmasın bunlar. Sen dedin. Ya ben seni deniyorum rezil ol diye. Moğollar, Moğollar bunlar. Bunlar zaten aynı kavimin kökü. Bunlar ayrılmışlar Vikingler gibi. Ha Marco Polo. Yaşa. Evet. 3, 2, 1 Moğol askerleri saldırır sana. Aslında Moğol dediğinde... Arkadaşım! Neden? 10 dakika kazanırdım ya. Evet. Dön arkanı. Dönük işte. Bağır. Aa neredesiniz be? Kestik. Dur, dur. Dur. Bir kere... Siz daha önce Moğol askeri oldunuz mu? Herkes nasıl yürüdüğünü bir kere nereden biliyorsunuz? Moğol askerleri bacakları yana açarak yürürler. Ne? Ya bir sola en uzak yere, bir sağa en uzak yere bacakları atarak. Anladın? Sumo güreşçisi. Abi anlamıyoruz ki dediğiniz. Vallahi duyamadım ben seni. Sumo güreşçisi olmuş. Değil değil. Bu bilmiyor. Onun mahallede Moğollar varmış. Oradan biliyor. Sarp arkanı döndüğünde sen Çinli gibi bağırıyorsun. Tamam? Evet. 3, 2, 1 arkadaşım. Sen de yere bir şey düşür. Bacak arasından görüyorsun adamları. Tamam. Evet. 3, 2, 1 sonra takla atıyorsun. Atıyorum. Tamam. Bak takla atıyorsun. Dönüyorsun. Ve kendi kafamı içime saklıyorum. Böylece ne yapıyor? Beytülşebap'a kadar yuvarlanıyorum. Arkadaşım o kadarına gerek yok. Yüzünü görmem lazım. Neden yapmışken tam yapalım. Hatta oraya gittiğimce iyice kompak oluyorum şu kadar. Arkadaşım. Köpek kapısından giriyorum içeri böyle. Saçma sapan konuşma. Lütfen. Evet şimdi sen bacak arasından bakarken onları görüyorsun. Bir ters takla atıyorsun. Kalkıyorsun ayağa. Bir ona çakıyorsun. Bir ona çakıyorsun. Bir ona kılıç 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 kılıç. Adamları alt ediyorsun. Tamam. Tüh. Evet. 3, 2, 1. Keşke yanımıza kılıç alsaydık. Hayır bir tanesinin elinden kılıcı alacaksın. Hazır. Siz de Hun asker şey Moğol askerleri birbirinize atıyorsunuz şeyi. Galiba onu, tamam buram, mı? Buram sıkıştı galiba ya. Evet. 3 2 1 dön sen. Kestik. Sen nereye yürüyorsun ağa gibi? Bir şey olmadı. Eğildim yerden aldım devam ettim. Bacak arasından görecektin askerleri. Al gör. Bu nereye giriyorsun? Kırmızı geceler. Baktım bir şey yok. Durum aynı. Devam. Göreceksin. Eğilirken öyle bir salla ki popoyu. Şey havaya kalksın. Oo, öyle gör. Sinek, sen sinek. Niye yatıyorsun? Ben bayılmadım mı? Sen vallahi niye bayılıyorsun? Ben sadece bağırdın. Bağırıyorsun sadece. O kadar mı? Evet. Sonra kocanı senin birbirlerine atıyorlar. Evet. 3, 2, 1. Döndün arkanı. Gördün Moğolları. Aa! Bunu alın bana bir şey yapmayın. Kestik. Sung Lee sesi güzel. Arkadaşım bacak canım. Arasından görüyorsun. Gördüm. Kalkmadan takla atıyorsun. Onları şaşırtıyorsun. Tamam mı? Ama böyleyken geri takla atamam. Öne doğru takla at o zaman. O zaman adamlardan uzaklaşıyorum. Çin Seddi'ne çarpıyorum. Çin Seddi'ne çarpıp geri takla atarsın. Şimdi burada bir problem var. Set burada. Adamlar yani buraya bir çevre mühendisi lazım. Uzun hırkalı. Arkadaşım. Ya Çin hırkası olan. Arkadaşım. Onun için. Efendim? Bak sen adamları yeniyordun. Şimdi sinirlendirdin beni. Dövdüreceğim seni. Evet, hayırlısı. Oh be en azından ölürüm kurtulurum hikayeden. Siz devam edersiniz. Seni uyutmadık değil mi orada? İçer misin çay may bir şey alır mısın? Sen meditasyon yapıyorsun Confucius. Evet. Evet arkadaşım. Sarp döner dönmez eşine aslında bağırıyorsun. Böyle tamam yaklaşman mı? Saçma. Olayları anlatıyorsun eşine. Gördüklerin hakkında tamam. Bilgi veriyorsun. Çinli gibi konuşuyorsun. 3, 2, 1 dön. Solda bir tane en uzun var. Ortada bir tane en... Robocop'ta mı? Yani bu Hunluların hepsi güneşte pişik mi var bunlar? Niye? Ya da ilk Hunlularda diz mi yok? Barış niye öyle yürüyorsun? Tek parçadır Hunlar. Arkadaşım, arkadaşımı birbirinize atıyorsunuz tamam mı? Evet. Arkadaşım sonra sen diyorsun ki yeminimi bozdum, dövüşüyorum. Evet. Bu sesle diyorum, onlar da ciddiye alıyor. Evet. Tamam. 3, 2, 1, yılan dövüşü yapıyorsun onlara. 3, 2, 1, buyurun. Unulun. Ne yaptığını zannediyorsunuz? Adamlar iyice işkillendi.
Olayı tamamen yanlış mesaj verdim. Şu an Çin kepaze benim yüzümden. Ne yaptın? İşte yalan dövüşü yapayım dedim. Adam yanlış anladı tabii hep ya. Arkadaşım önce seni birbirlerine atacaklar. Sonra bir anda onları durdurup bağıracaksın. Yeminimi artık burama geliyor ve dövüşüyorum diyeceksin. Dövüşüm. Sen de eşini destekleyeceksin. Bak yeminini bozarsa fena olur gibi. Ondan sonra yılan da şeyini göstereceksin. Yılan dövüşü. Tamam. Tamam. Bak sağ ayağını havaya kaldırıp dizden bükeceksin. Elleri yukarı kaldıracaksın. Gözleri arkaya çekeceksin, tamam mı? Beyninin içine bakacak gözler. Sonra dilinle yılan bir koyacaksın. Üçü birden yakılacak yere. Anladın mı? Tabii ki hayır. Süper, devam. 3-2-1 başla. Ne yaptınız, zannediyorsunuz? Birader, lütfen. Gerçekten atıyorlar. Hiç şakaları yok. Üçgen yani... kurun, birbirinize atın. Arkadaşlar, lütfen istirham ediyorum. 3, 4, üçgen kurun diyor, sayıyor. Aynı sırada atmayın, karıştırın bazen. Üçgen kurun diyor, sayıyor. 3, 4. Ya bir şey söyle. Ben artık yeminimi bozuyorum. Evet, şimdi boz yeminini. Şimdi yeminini boz. Şimdi bağır. Yeminimi bozuyorum. Bağır. Kimseye zarar vermeyeceğimi söylemiştim ama... senin ağzını burnunu kıracağım. Hep senin yüzünden. Bu ucuzları. Arkadaşım. Adamlar haklı. Tencere kapak dediğimiz... Sarp. Düşmeyi bilmiyorsan niye düşüyorsun? Oğlum. Ver, 5 lira daha ver. O normal program için o. Sarp, sen ona vurmuyorsun arkadaşım. Dönüyorsun, niye büyük bir şey yapıyorsun. Tam dişlerini sıkarak yeminimi bozdum. Ha, büyük bir şey derken evet. Dövüşüyorum diyorsun. Sarp, sen de kocamı kızdırdınız diye Çinli gibi konuşuyorsun. Sağ ayağı kaldırıyorsun, karate kit gibi, tamam mı? Kolları kaldırıyorsun, gözünü arkaya çekiyorsun. Dilinle yılan yapıyorsun. Ondan sonra bir koyuyorsun, üçünü dağıtıyorsun, tamam mı? Hafif buradan da böyle bir name çalayım mı? Savaş borusu gibi. Destek birlikleri gerek yok, müzik var yukarıda. Tamam. Evet. Evet. 3-2-1 Buyurun. Yeminimi bozdum. Bunları dişini sık. Yapacağım. Dişini sıkarak söyle. Yeminimi bozdum. Üst dişlerini, alt dişlerini bastırarak konuş. Yeminimi bozdum. Ağzını ayır. Yeminimi bozdum. Evet. Neyse, mesaj atarım ben sana. Anlamadı ki. WhatsApp'tan yazarım WhatsApp'tan. Sinirlenince ne oluyor sana? Çişim geliyor böyle. Ben mesela... ne anlattım az önce? Ha, evet, tamam. Gözlerim şey oluyor. Değil mi? Gözler evet, şey oluyor. Evet, kaldır ayağı. Yanaklarda titreme. Kaldır ayağı. Yani yanak, ha? Kaldır ayağını. Hayır, yavaşça dizinden yukarıya doğru kal. Evet. Bize doğru dön. Seyirciye doğru yap hareketi. Evet, gözler geriye. Galiba pantolon yırtıldı mı? Devam et, çok iyisin. Ne oldu? Mikrofon kaydı da. O yerini bulur, sen devam et. Devam et. Gözler içeri. Bize doğru yap. Ha? Gözler içeri. İçeri işte al. Yılan dili. Saldır. Saldır. Ne? Saldır. Saldır. Hayır. Ne? Sana mı saldırıyor? Bana mı? Arkadaşım. Anlamıyorum şu an. Müzikler bir durun ya. Sabahtan beri çalmıyoruz. Şimdi çalacağınız tuttu. Ne oldu sana? Receiver'ı ayarlıyorum. Ses daha iyi gelsin diye. Müzisyen şunu sesini arkadan al. Yok 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 yok. Öyle büyük bir ustalığa gerek yok. Arkadaşım bir şey olmaz. Al şunun arkasından. Hazır mısın? He, evet. Tamam, evet. Tekrar baştan yapıyorsun. Dişleri sıkarak yeminini bozdum, dövüşüyorum. Yeminimi bozdum. Ne oldu? Birisi çabuk gelsin, müdahale etsin şu salağa. Yok yok, dur bak şimdi. Ara şu konfüçyüsü, bununla ilgili bir şey biliyordur o. Evet arkadaşım, şey gözler geriye, yılan dilini çıkarıyorsun, saldırıyorum diyorsun. Sen de kocanla ilgili acayip şeyler söyle onlara. Evet, 3-2-1 başla. Saldırıyorum. Yılan dili. Yılan dili. Yılan dili ulan. Ya kepaz olduk bütün Orta Asya. Böyle gezen bir adam. Ben de artık niye korksunlar ki? Ben anlamıyorum ki burayı. Dur, öne gel, bir adım öne gel.
Yılan dili burada senin en önemli silahın. Duyuyor musun sesi? Receiver değil mi o? Hayır. Yılan sesi bu. Tamam. Yılan dili yapacaksın. Gözleri geriye alacaksın. Önce senden, tipinden korkacaklar. Evet. Garip grup hareketler yapacaksın. Şaşırtıcı. Tamam. Sen ne yapacaksın Sarp? Nasıl yapacağım? Hayır. Bağırarak kocanı anlatacaksın onlara. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Ver müziği. Ay işte biz de geçen bir yere gittik kocamla beraber. Nasıl gül. Bu da gergedan osuru. Şu an kaç düşmanla... Kaç düşmanla savaşıyorum ben? Saldıracaksın. Yap hareketini, saldır. Her birine değişik bir hareketle vur, tamam mı? Hepsinin ama gözlerine parmak sokuyorsun. O zaman aynı hareket oluyor. Tamam, parmakla öldürüyorsun yani. Evet, 3, 2, 1. Saldır. Aferin. Aferin, bak. Evet, sahnedekiler alkışlarla yerine gitsin. Bu muydu? Evet. Yorduk sizi abi, çok güzel. Evet. Çok yorulmuşsunuz. Sarp git kocanın yanına. Ay abicim. Confucius sen nereye gidiyorsun? Birine devrediyor sen herhalde. Sen otur, sana geliyor onlar. Bunları birine devret de git. Onlar sana geliyorlar, otur sen. Adam gitmek istiyor belki. Yok yok, gitmez yok, o. Yok mu? Dur. Evet, arkadaşım. Şimdi çok yorulmuşsun sen. Eşin sana, eşin sana şükranlarını sunuyor. Seni çok seviyorum. İlk gençliğimizi hatırlıyorsun. Evlendiğimiz gün falan. Evet. Serkan gel aşağıya. Gel aşağıya. Yine sen de şey Serkan ol. Ya. Dolmuşçu ol. Tibet'e, Tibet'e, Tibet'e diye gel aşağı. Evet. Aa, demek ki perşembe günü. Niye? Tibet'e. Ne diyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Tibet'e değil miydi o? Serkan şu küveti getir. Küvet şey olsun sizin. Ulan her şeyi olsun. Bulduk oğlum. Sosyal medyayı da bulduk. Ne biçim karı kocayız ya? Evet. Sarp söyle kocana. Eşine söyle. Ne yapıyorsun? Sana tahammül ediyorum. Ne yapacağım? Arkadaşım ben çok yoruldum. Adım atacak halim kalmadı. Ben yok, çok yoruldum. Adım atacak halim kalmadı. O tam o sırada, dolmuş. Tam o sırada bir de ne görürler? Serkan bağır. Tibet'e. Hocam bunun için kırılmış da onu şey yapıyorum. Sen onun içine niye girdin ki hemen? Dolmuştu bu. Dolmuşun içinden bağırılır mı? Önce kapıda bağırıp yolcular alacaksın, sonra bineceksiniz. Abi elini yorma sen ya, rahat ol. Sana gelene kadar daha dur, küveti keşfedeceğiz. Evet, bağırıyorsun orada. Tibet'e, Tibet'e, Tibet'e. Tibet'e, 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 Tibet'e. Benim için de bir fotoğraf atar mısınız? Arkadaşım, sen onu duyunca çok sevinirsin. Duy Tibet sesi, çok sevin, git dolmuşuyla konuş. İnanır mısın, Tibet sesini duyduğum zaman bütün içimdeki hüzün akıp gidiyor. Ta bizim güzel memleketimizin bozkırlarında dinlediğimiz o geyik derisinden yapılmış enstrümanlarla çalışılan inanılmaz nameleri duyuyorum sanki. Ben yine de taksi tutacağım. Arkadaşım! Serkan bağır şunlara. Gelin lan de müşteriyi al zorla. Çok zarif. Gelin lan buraya. Sen öyle deme, ona uyma sen ya. Sen zıplayarak geliyorsun, Çinli gidiyorum. Gibi konuşuyorsun. Evet. Tibet'e mi? Tibet'e gidiyorum. Dön karına söyle. Dön karına, çok mutlu olun. Mutluluk dansı yapın. Dolmuş buldunuz. Hadi hadi atla. Ben mi atlayayım, o mu atlasın? Atla. Ben atladım. Şimdi onu kucağına al, koy arabanın içine. Dur, kucağıma alacağım, dur. Kıllı bebek, dur. Öyle dönme ki. Bir de 20 kilo ver. Yavaş yavaş. Otur, hemen otur, otur. Otur. O kadar süratli olunca kanal anlamaz. Sen niye dışarıdasın? Ben yolcu ediyorum abi. Arkadaşım. Açıldı, gemi açıldı. Arkadaşım bin şuraya. Gemi değil o. Ne bu? Çin arabası. Çin arabası. Evet, bin sen de. Bin sen de. Oo. Ne oldu? Bilmiyorum, olacak ama bir tam ne oldu? Bin, evet. Ver şimdi arkadan iki tane Tibet ver. Hayır. Şunlar kurumadan... Karına de ki iki tane Tibet uzatır mısın? İki tane Tibet uzatır mısın? Böyle uzun uzun. En sondaki T'ye basarak. Tibet. Öyle değil ya. Bir tane daha. Parasını Bet. Veriyorsun uzatıyor. Ne? İki tane Tibet. Para lan, para. Al iki Tibet.
azap ne kadar devam edecek? Kestik. Ben de şimdi ona bakıyorum ya. Arkadaşım bitirdim ben, içimi tükettin ya. Ben de aynı hissiyattayım. Gel, gelmişsiniz Confucius'a gel. Hala ya illa bir gel. Şey dağ tırmanmışsınız, çok yorulmuşsunuz. Sürünerek Confucius'un önüne gelin. Gel sürünerek Confucius'un önüne. Çin araba arabası. Dursun Serkan, sen dur arabanın içinde. Sen, arkadaşım sürünerek geliyorsunuz. Merdivenlerden sürünerek çıkmışsınız. Ya. En tepede oturuyor. Evet sürünün. Haydi çabuk. Receiver'ı görebiliyor musun? Burada bir şey yok. Bunu görelim diye çıktık. Tekrar inebiliriz. Arkadaşım hadi sürünerek adamın yanına gidin. Dön dön geri. Tek yön burası. Dolu, kapalı. Dur orada, dur orada. Karına bir şey söyle. Böyle bir lokma bir şey var mı ya? Hayır arkadaşım, çok güzel bir şey söyle ve hayatımızın amacına ulaştık. Confucius'un önüne geldik. Çok önemli bir şey söyleyecek bize. Evet. Şu an öyle duygusalım ki. Çok zorlu ve uzun bir yolculuk oldu biliyorum. Yorulduğunu bitik... Oğlum şu... Konuş karınla çabuk. Seni bunca yolculuk boyunca yorduğum için çok üzgünüm. Ama şahane bir amaç için geldik. Eşim olarak beni gururlandırdın. Hayatın sırrını şimdi öğreneceğiz. Bu gideceğimiz insan çok önemli biri. Bir estetik cerrah. Bu suratı falan komple değiştireceğiz. Taşla vura vura bunu. Lütfen yapma. Confucius'a gidiyoruz şimdi de. Şimdi Confucius'a gidiyoruz. İkimizin de bir daha ömür boyu göremeyeceği çok önemli, kıymetli bir insan. Onun yanında çok sessiz olmalıyız. Bilgeliği için avuçlarımızı açmalıyız. Ters bir şey yaparsa götün götün kaçmalıyız. Gelirsiniz. Haftaya şiir kitabım çıkıyor. Gelirsiniz sürünerek. Ve Confucius'u görünce çok duygulanırsınız ikiniz. Birbirinize parmak dansı yaparsınız kalkmadan. Allah kahretsin bu dansı çıkaran. İnşallah sürülmüştür Japonya'ya. Parmaklar. Söyle şimdi. Confucius, Confucius bağır. Confucius. İki gündür neredesiniz siz? Hayır Confucius. Sen diyorsun ki kapattık, saat 5 diyorsun, kapatıyorsun. Saygıdeğer Confucius. Kapattık saat 5. Alkışlarla Confucius'u gönder. Bunun için mi adamı oturtuyorlar? Gel kalk. Yok ben kalkmıyorum. Sen teşekkür ederim. Kalk kalk, sen de kalk. Sen de kalk. Kalk sen de ayağa. Bu kadar mıydı bu? Yapamadın zaten ya. Ben kendi kendimi bitirdim. Kalk ayağa. Bizi de bitirdin canım. Sen takıl orada, yorma kendini ya. Serkan geç yerine. Ya ne oldu? Aha, seyirciyi öldür, seyirciyi. Bırak şimdi şunları, bırak. Arkadaşım, benim. Sen insanlara sahne üzerinden bir şey vermen lazım. Mesela hayatın sırrını öğretecektin Confucius'a gidip. Senin ben işin, öğretecektim. Evet, senin işin gücün böyle şey, artist... Ne oldu sesin ki? Mesaj mı geldi mantıklı? Bir şey söyleyecektim, son anda sustum. Ha. Ya adam orada oturuyor, adam ters bakıyor bana. Kim? Confucius. Arkadaşım yapma ne olur böyle şeyleri. Ben ne yapsam ya? Yapma. Confucius'a gidip hayatın sırrını öğrenip gelecektin. Ne oldu lan sana? Ya, o yattım ya orada araya kaçtı. Aa. İşte uzun çorap giy, ayak yel yedi mi hemen başlar. Türk kahvesi üstüne 2 damla limon. Ya da kola açacaksın, gazını alıp öyle içeceksin. Ya da gidip Sarp'ı seyirciye artık. Göster. Efendim? Sarp'ı sen. Göster seyirciye. Arkadaşım, Deniz. Ver selamını. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Şahanesiniz, çok sağ olun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.